Intel ESL Türkiye Şampiyonası'nın sunumuna katkı sağlayan destekçilerimiz: Intel, Vatan Bilgisayar, MSI. Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası finaline hoş geldiniz. Artık sadece iki takım var ve bugün bir tanesi şampiyonluğu imzasını atacak. Anlatımda ben Infoni, yanımda Karahan. Sizlerle birlikte olacağız ve kazanan takım hem ödül havuzunun büyük bir kısmına sahip olacağı gibi hem de bir uluslararası turnuvaya katılma hakkı yakalayacak. Karahan, neler hissediyorsun? O harika bir gün bizleri bekliyor tabii. Evet, büyük bir tabii ki gün. Özellikle ödüller düşünüldüğünde konferans ligi, slotu, tabii ki ödül havuzu bir yandan. Takımlar için... Aslında bu iki takım için minimum beklenti burada belki final oynamakta, özellikle Chosen Few için. Hı hı. O beklentiyi sağladılar. Eternal Fire için de, Chosen Few için de konferans ligine bir biletin burada sağlanabiliyor olması büyük bir fırsat. Eternal Fire daha önce bu konferans liginde başarılı olmuştu zaten. İyi de değerlendirmişlerdi. Ve tekrar bu bileti almaya çalışacaklar. Zaten lige davetli olarak gelen iki takım bu iki takım biliyorsun. Ve bu iki takım da finale çıkıyor. Aslında beklentileri de, yani herkesin beklentisi, belki çoğu kişinin beklentisi gerçekleşti burada. Dün iki takım da rakiplerini 2-0'la geçtiler. Return of Fire'ın tabii ki maçı daha temizdi skorlara baktığımızda. Chosen Few için konuşacağımız şeyler var yine. Onlar da kazandılar ama bazı noktalarda, haritalarda, özellikle bazı anlarda zorlandıklarını da gördük rakibine karşı. Bugün de yine bir best of three, ayrıyeten bunu da aktaralım. İki takımda birazdan zaten harita piklerini göreceğiz. 3 harita üzerinden mücadele edecekler. İki takıma da başarılar diliyoruz. Evet, iki takıma da başarılar diliyoruz ve keyifli bir karşılaşma diliyoruz. Bir turnuva tablosuna göz atalım. Takımların buraya geldiği yola son kez, turnuvanın son gününde, finalde bir ekranlara getirelim. Çünkü aslında yaklaşık bir ay süren bir serüven. Tabii son gün oynanan maçlardan sonra, geçen hafta oynanan maçlardan sonra yaklaşık bir 10-11 gün arası oldu takımların ve turnuva tablosu ekranlarda A grubundan lider olarak çıkmayı başarmıştı Eternal Fire. Diğer tarafta da B grubunun lideri The Chosen Few'du. Aslında The Chosen Few ilk günde Broskies'e karşı ilk haritayı kaybetti. Yani Broskies ilk haritayı kazandı, ikinci haritayı kazanmaya da çok yakınlardı ama The Chosen Few oradan sonra öyle bir ivme yakaladı ki ardından hiç maç kaybetmeden bu noktaya kadar gelmeyi başardılar. Ve kaybedenler tarafında Vampoy Kayık'ta Gatboy Click ekipleri de dün bu iki takıma, yani Eternal Fire ve The Chosen Few'a kaybettiler playoff aşamasında. 2-0'la birlikte geçmeyi başardı iki takımda ve kendilerini finale attı. Bugün attılar ama şuna değindin Karan, Eternal Fire dün zorlanmadı. Rahat geçti ama The Chosen Few için aynısını söyleyemiyoruz tabii evet, ki. Evet, onlar rakibin seçtiği Dusty haritasını 16-14 kazandılar. Sonrasında Inferno'da galiba 16-9'luk bir galibiyet mi söz konusuydu? 10 da olabilir. 16-9 ya da 16-10'luk bir galibiyet söz konusuydu. Eternal Fire için Overpass haritası ve Dusty haritası vardı seride. Chosen Few için Dusty ve Inferno haritaları oynanılmıştı. Özellikle Eternal Fire'ın işte Overpass'te yani tek sıkıntısı belki pistoller olarak gözükmüştü. İki pistolle kaybettiler. Kaybetmişlerdi Overpass haritasında. Ama onun dışında silah roundların geneli tabii ki Eternal Fire'a gidince maçta çok net bir şekilde sona erdi. Dusty haritasında da hiçbir sıkıntı çekmediler. Maçın başından sonuna kadar tek taraflı geçen bir mücadeleydi. Ama Chosen Few maçı, Chosen Few'in Vampboy Klee'ye karşı oynadığı maçta Dusty haritasında, özellikle Inferno'da da aslında bazı anlarda anti-ekolar her iki taraf için büyük bir sıkıntı gibi gözüktü. Ama Chosen Few bu anti-ekoları genelde kaybeden taraf değil de ekoları kazanan taraftaydı. Daha çok, yani %70 en azından bunu söyleyebiliriz ve maça çok etkisi oldu bunun. Yani Dusty de bunda, bu konuda daha sıkıntılı gibi duruyorlardı. Çok fazla anti-eko kaybetmişlerdi onlar da. Maçın kırılma anlarından bir tanesinde 13-8'de kaybetmişlerdi. Ve 13-9'da kaybetmişlerdi. Ve sonrasında Vampire Click maçı ortak olmuştu biliyorsun. 14-14'e kadar gelmişti skor. Fakat son iki roundu bir şekilde kazandı Chosen Few ve seride 1-0'ı yakaladı. Inferno'da ise özellikle Vampire Click'e karşı çok fazla eko kazandılar. Yani kendileri de anti-ekolarda zaman zaman zorlandılar ama rakip bayağı sıkıntılıydı ve onları iyi cezalandırdılar bu konuda. Ve daha iyi oynayan takım olarak da seriyi kazanmayı bildiler. Chosen Few için dün yayını kapatmadan önce de şunu söylemiştik aslında. Şimdi Eternal Fire turnuvanın tabii ki kuşkusuz
aslında net favorisi. Yani kadrodaki oyuncular, kadro yapısı, bu kadronun başardıkları, bulunduğu seviye, sıralamalardaki dereceleri düşünüldüğünde tabii ki burada Eternal Fire'ın kuşkusuz favori olduğunu biliyoruz. Dünkü oyun üzerine koymak zorundalar ama olay tabii ki sadece dünkü oyun üzerine koymak değil. Ya şimdi en tanınan takım turnuvada tabii ki Eternal Fire. Hı hı. Rakiplerini çok iyi tanıyorlardır muhakkak. Onlara karşı yani haritalar ne olacak ne olmayacak bilmiyorum ama onlara karşı ayrıyeten nasıl bir taktik anlayışla sahaya çıkacaklar, bu da çok önemli. Evet, bu arada kadrolarda ekranlara geliyor. Zantares, Imor, Exvloed, Kalix ve Mayer beşlisiyle Eternal Fire bugünkü final mücadelesine çıkacak ve Imor da dünün MVP seçilmişti. Diğer tarafta The Chosen Few'da Kenshin, Colors, Junkut, Follow ve Quality ve The Chosen Few tarafında da MVP ödülü Colors'a gitmişti dün. TV sohbette yapılan oylama sonucunda. Şimdi tabii Eternal Fire'da turnuva başlangıcından beri belli başlı değişiklikler oldu. Biliyorsun ilk başta Trojan'la oynadılar. Sonra H666 kadroya katıldı. Sonra stand-in olarak. Sonra Mayer geldi. Beşlisini oturtmuş gibi görünüyor ve bir de koç değişikliği oldu. Favre katıldı takıma. Bu arada harita seçimleri de ekranlara geliyor. Nuke seçti Eternal Fire. Dust 2 burada The Chosen Few tarafından seçilirken Decider harita, belirleyici harita Overpass. Evet, Overpass ve Dust 2. Dün Eternal Fire'ın oynadığı haritalardandı. Nuke'ü de seviyor zaten Eternal Fire. Chosen Few burada Vertigo'yu oynamak istemedi. Eternal Fire Ancient'tan kaçınıyor zaten ilk pikte genel itibariyle. Ve aslında yani piklere bakıldığında evet, Eternal Fire'ın istediği pik listesi oluşmuş oldu diyebiliriz. Özellikle hani dün Dust 2'de rakiplerin yeni şekli düşünüldüğünde Eternal Fire'ın ve nuke haritası biraz zorlayıcı olacak harita havuzu açısından Chosen Few için. Best of 3, Mirage'i istemedi ayrıyeten tabii Eternal Fire. Burada Chosen Few adına hani şunu merak ediyordum, Mirage'a giderler mi ya da Dust 2'ye mi gidecekler diye. Onlar tercihlerini Dust 2'den yana kullanmışlar ve ban haklarını da dün rakibe karşı seçtiği haritadan kullanmışlar. Yani Inferno'yu dün Vampboy Clay'a karşı tercih ettiler biliyorsun. Hı hı. Bugün ise Inferno'yu banlayıp Overpass'e gitmek istiyorlar. Decider map'te. Ya bir de şöyle, dün Eternal Fire mesela Overpass'i tercih etti. Yani Overpass yine tercih etti harita. Decider'a kalacak en kötü ihtimalle Eternal Fire için. Ya yani onlar adına, ya kağıt üzerine yine Eternal Fire adına gayet iyi görünüyor aslında harita seçimleri de. Ama tabii ki burada bakalım, yani bir şeyler hazırlamış olmalı. Ekstra bir şeyler istiyor olmalı Dust 2'de. Çünkü yani Dust 2 her takımın main haritası. Yani, herkesin bildiği bir harita, herkesin iyi oynayabildiği bir harita ama o tartışılır tabii ki. Yani iyi oynanabilmesi gerçekten öyle kolay bir harita değil çünkü. Haritayı herkes biliyor tabii ama bambaşka bir mevzu oynayabilmek. Dün yaptığı bazı dikkatsizlikler sonucunda Chosen Few belki daha rahat geçebileceği bir haritayı az kalsın hani uzatmalara giderken görebilirdi. Yani ellerinden kayarken görebilirdi. Ama bir şekilde kapattılar 16-14. Ama dediğim gibi yani zaten burada merak ettiğim tercih asıl olarak Dust 2 mi Mirage mı sorusu vardı aklımda. Onlar Dust 2'yi tercih ettiler. Çok böyle bir fark yaratır mı bilmiyorum. Özellikle şimdi bireysel olarak dün hemen aklımıza geliyor Colors'ın performansı. Quality'nin performansı. Bu performansların bir benzerini yine Eternal Fire'a karşı da ortaya koymak zorundalar. Dust 2'den önce de tabii Nuke var. Biraz Nuke'den bahsetmek istiyorum. Nuke oynanılabilmesi, takım halinde oynanılabilmesi zor haritalardan bir tanesi. Dün de aslında bayağı bir bahsetmiştik Nuke haritasının yapısından. İyi bir takım olmanız gerekiyor. Yani Nuke'ü iyi oynamak için gerçekten iyi bir koordinasyonun gerekiyor. Ve takım aklının Nuke'de oturmuş olması gerekiyor. Yani deneyim gerekiyor Nuke haritası için. Çünkü klasik rotasyon kanalları yok Nuke haritasında. Çok daha farklı bir harita yapısı var. Sıradan bildiğimiz bir orta yok. Yani meydan, açık bir meydan. Altlı üstlü site'lardan bahsediyoruz. Rotasyon kanalları zor. Rakibin sürekli bir adım önünde olmanız gerekiyor. Çünkü işler sıkıntıya girdiğinde çok execute haritası da değil. Yani elinizde çok fazla hücum seçeneği de kalmayabiliyor çünkü. Bir de dün benzer bir yorumdan bahsetmiştik aslında. AWP CSGO için çok değerli bir silah ama Nuke'da ekstra değerli ve ilk karşılaşmaya geçiş yapıyoruz. Final karşılaşmasında, final eşleşmesinde ilk harita Nuke. The Chosen Few burada savunmada başlarken hücumda Eternal Fire başladı. İki takıma da başarılar. Hemen başlangıçlara bir bakalım. Bir Molotov bir de Smoke var Mayer'de. Flashsız bir şekilde başlangıç. Burada en azından bir spotu Molotov'la tutup kapatmak istiyor. Oyun şu anda A tarafında gibi. Ama rampadan açılabilecek bir oyuncu da orada bekliyor Eternal Fire. Ve A'da kalabalık bir savunma var. Rampaya doğru hızlıca ilerlendi ve Cankut'un aim'i bozulduğu için çıkmak durumunda. Rampo kontrolü şu anda Eternal Fire'da. Bakalım aşağı inmeyi tercih edecekler mi? İniyorlardı. Destek de geldi şu anda B site'a ve
Bu destek bakalım işe yarayacak mı? Kapı açıldı. Kapıya doğru atılan bir tane smoke var. Desteğin önünü kapattılar. Cankut'un canı bir kualtı çıkmak istiyor. Aldığı bir tane skor var. Baskı artacak. Kualtı sola da döndü. İki tane kili var hali hazırda. Baskı devam ederken Colors arkadan geldi. İki kili de o aldı. Ve tek başına Karex. Dün güzel clutchları vardı ancak bu pozisyon kendisi için gerçekten zor gibi duruyor. Kalix'in nerede olduğunu tam olarak anlayamadılar mı acaba? Kalix'i şimdi gördük. Kalırız ve 3 kill ile birlikte bu roundu kapatmış oluyor. Quality desteğe geldi. Önünü kapattılar. Buna rağmen çıktı ve hem Cankut'un takasını aldı hem de ekstra 1 kill ortaya koydu. Ardından hayatta da kalmaya devam etti ve Kalırız'ın hemen yetişmesiyle birlikte rampada yine savunmanın devam ettiğini gördük. 2 Quality, 3 Colors. Bu roundu kapatıyorlar. Evet, dünün yine etkili isimlerinden Colors ve Quality bir son roundu harika başladılar gerçekten. Şimdi Eternal Fire, plant alamadılar ama force buy yapmayı tercih ediyorlar bu pozisyonda. Bir tane MAC'ten 4 tane de Tech9'la round başladı. Savunma ekibinde Chosen Five'de 3 tane rifle var. 2 tane MP9'la, 2 tane de SMG ile başlıyorlar. Ve yine yavaş bir başlangıç. Hücum tarafında Eternal Fire'da. Barak arkasında A-Main'de bekleyen isimler var. Şimdi Kalix'e bir tane flash bırakıldı. Bu flashla birlikte Kalix oynamak isteyecek ama ya buradaki crossfire'dan çıkmak hiç kolay değil. Smoke'la birlikte Colors arkasında oyun oynamak istiyor. Colors'ın desteğine yetişmeye çalışıyor ama Zaltares bir skor aldıktan sonra yine oradan da bir headshot ve Zaltares follow'ı da vuruyor. Bir anda sayı avantajı Eternal Fire'da ve Exlon Cankut'la düşürdü. Bu round'u kapattı Force Fire'da Eternal Fire. Yine bu tarz bir round'u kaybetmiş oldu Chosen Fee. Tabancayı kazandıktan sonra bunun avantajını kullanamamış olacaklar. M4'ların sadece bir tane salınabildi ama ya çok büyük bir kazanç bu. Yani Eternal Fire'ın en büyük, en küçük derdi tasası herhalde round'da bu oldu. Temiz geçiyor round. Yani 3v3'ten sonra hiç zorlanmamış çünkü. Round Chosen Five için biraz böylesine bir round. Kolay kaybedildi diyebiliriz. Şimdi kendileri force yapacaklar. Dün çok fazla kazanmışlardı bundan ve Colors tekrar bunu yapabilmek adına iyi bir başlangıca imza attı. Zanteres'i buldu. Mayer yerden AK'yi alacak. 3 oyuncuda rifle var şimdi. Ve Colors tekrar picklediğinde biraz dikkatsizlik söz konusu. Flash gelmedi galiba. Ve Mayer çok net görüyor rakibini. Şimdi kulübeden de açılacaklar ama yani bu açılmalar 5 ve 4'te verilen bu 4 kill açıkçası Chosen Five için çok sağlıklı duruma en azından. Evet, zaten bir sonraki roundu full eko geçirmek zorunda Chosen Five ve son isim Cankut. O da imora düşüyor. Bir son roundu kaybettikten sonra 2 round birden kazandı Eternal Fire ve bu roundda da sadece bir kişiyi kaybettiler ve ekonomiyi toparlama anlamında da çok değerli bir durum tabii bu. Imor MP9 ile devam ediyor. 6500'de kredisi var. Kalix'e sanırım bir AK atılacak veya Kalix Deagle'la da geçirmek isteyebilir. Rakibinin full eko olduğunu biliyor çünkü Eternal Fire. Bir tane M4 atıyor. Ve dördüncü rounda geçiş yapıyoruz. Şu ana kadar pek fazla meydanı kullanmak istemedi toplu şekilde Eternal Fire. Sadece işte bir önceki round Mayer'i gönderdiler mesela. Mayer gitti. Yine meydan oyununu oynamadan rakibinden push bekleyerek yavaş sakin bir oyuna devam ediyor Eternal Fire roundların başında. Evet, A'ya gidilecek. Çok rahat bir giriş oldu. Burada kimse yok. Plant'ı da aldılar ve Kettle'da Emorge Colors'ı vuruyor. Ardından bu MP9 daha ne kadar kill alabilir? Cankut'u düşürdü. Belki de bir ace zamanı Emorge için. 4 kill Emorge'dan ama canı azalınca daha fazla zorlamak istemedi ve son kill'i de Mayer'e bıraktı. 3-1 yapıyor Eternal Fire. 1-0 geride başlamışlardı sonrasında. Üst üste 3 round ki hızlı gelen roundlar. Zorlanılmadı. Bakalım bu ilk silahlı round nasıl geçecek? Bir tane kit göremiyorum. Kit yok. Belki round sonunda bu sıkıntı olabilir Chosen Five için. AWP her iki taraf için de söz konusu değil. Ya zaten ekonomiden dolayı Light Armor'la da oynamak durumunda kaldı. Evet. Ama CT'de bu tercih edilebilen bir şey ama eksik kaldığı noktaları da rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu arada A'ya hızlı bir oyun gerçekleşecek mi? Flashlar kullanıldı. Quality kendini saklamak istiyor. İlk skoru buldu ama Emorge'dan bir takas. Meydandan Fola'dan destek gelirken Fola Kenshin ikilisi. Harika bir A savunması. Mayer tek kaldı. Mayer elinde MP9 var. Şimdi kapı tarafında ve kendini çok da gösteremiyor. Ve bir önceki round meydan oynadığını biliyorlar. Colors hiç bırakmıyor orayı. Yani genel itibariyle meydandaydı. Bir lurk düşüncesi belki
beklenilebilir ama öyle bir şey yok. Meğer bu çatışmayı yaşarken Colors tarafından yakalanıyor. Ve Chosen Thief ikinci roundunu bu şekilde kazanıyor. Asayt içerisinde özellikle Quality 1v1'de düştükten sonra arkadaşları vurmaya devam ettiler. Yani birer birer takaslarla Eternal Fire bu sefer site'e giremedi. Özellikle Kenshin'di zannediyorum Smoke'dan çıkan. Kenshin miydi? Colors evet. Mıydı? Kenshin. Onun pozisyonu çok önemliydi. Çıktığı anda çünkü bütün Eternal Fire oyuncuları buraya karşı biraz dikkatsiz davrandılar. Ve onları çok çabuk cezalandırdı. AWP ile geliyor Imar. Wallbank hasarı yok. Tekrar Wallbank denilecek. Mayer. Nate hazırladı. Nate sonuç vermeyecek. Denemesini yapıyor. Kapı tarafında Imar'ın tabi AWP almasıyla birlikte bu erken denemeleri Chosen Thief için bir tehdit. Şimdi tabii Eternal Fire'ın dün de üzerinde durduk. En büyük artılarından bir tanesi ufak da olsa bir round kazanma serisi yakaladığında ekonomiyi çok iyi toparlayabiliyor. Çünkü roundları rahat kazanıyor. Sayı vermeden, kill vermeden 4 veya 5 kişi ayaktayken kazanıyor ki bu tarz durumda tamam bu round için buy yapmak sorun değil. Ama bir sonraki round buy yapabilecek ekonomiye de sahipler kaybetseler dahi. Eternal Fire tarafında bu tarz iyi haberler, onlar adına iyi haberler devam ediyor aslında dünkü gibi. Şimdi bakalım A'daki kalabalık savunma devam ediyor tabii. Kullanılan bir tane yanıcı var. Daha 50 saniye var roundun bitmesine. Mayer bir nate daha gönderecek. O nate de İyi sadece Quality'ye bir hasar bırakmak için yeterli oldu. Ve 40 saniye artık oyun kurgusuna yavaş yavaş geçmesi lazım Eternal Fire'ın. Imor'un AWP'siyle bir entry aradılar. Roundun başından beri ama bulunamadı. Secret tarafında bir aksiyon var ve Kenshin ikiye çıktığında Zantares'i yakaladı. En önemli killerden bir tanesi bu. Zantares bulundu ve oyun A'ya gidecek. Bilmiyorum inerler mi Vent'ten ama hayır. Buraya bir yanıcı attılar. Kenshin çıkmak üzere follow'a ikili aldı. İyi bir destek var, iyi bir yardımlaşma var site içerisinde. Ve Quality site içerisinde 3 kill buldu. Biliyorsun Nate de hasar almıştı. Sonrasında hiç hasar almadan totalde 3 kill. Eternal Fire üst üste roundlarda A'yı deniyor. Bu sefer erken oyunda değil geç oyunda denendi. Ama 4 kişi denediler. Ve site'da yine kalabalık bir Chosen Thief var. Ve oyun Zantares tarafında kurulmuştu aslında. Zantares'in orada düşmesi bütün planları suya düşürdü Eternal Fire'da ve o kısa kalan zamanda zorunlu bir karar vermek durumunda kaldılar aslında. Çok ideal bir senaryo değildi bu. Bu arada sadece Kenshin düştü bir önceki roundda ve Kenshin içinde AWP alınıyor. Şu an AWP'ye sahip, full buy durumda. Chosen Thief çok daha güçlü artık bu roundda ve Exploit Tekna'yla oynamak durumunda. Belki de bir Echo öncesi son full buy'ini yapıyor Eternal Fire. Bu roundu kaybettiği takdirde çünkü Echo'ya düşmek veya en kötü alfa yapmak durumunda kalacak. O, oyun yine benzer yerde ama bu sefer bir meydana da setup hazırlanmak isteniyor tabi. Imor 10 kill ile başlamıştı. Şu anda Imor'a yakın kimse yok. Böyle söyleyebiliriz herhalde. Ve meydana duvar smoke'ları atılıyor artık. Eternal Fire yavaş yavaş meydana oynayacak gibi. Garajda bekleyen Colors var. Son roundlarda Colors'ı garajda görüyoruz. Meydan savunmasında ve daha kalabalık bir şekilde Secret'ı zorlamak istiyor Eternal Fire. Daha önce bunu denememişlerdi. Junkut'un vereceği karar çok önemli. Burada elinde bir yanıcı var. Doğru bir zamanda elinden çıkardı bunu. Tekrar pozisyon alabilmek için güzel bir yanıcı ve iyi bir zaman kazandıracak. Yine son 40 saniyenin altına inmeden önce Smoke'u da bıraktı. Nate çok çok can yakabilir. Bakalım ona iyi de atacak mı? Colors. Tabi Smoke'un bitmesi demek artık son 20 saniye demek. Bu arada Nate kullanıldı ama hasar bırakmadı. Ve son 25. Artık bir şekilde karar verilmesi gerekiyor. Benzer bölgede oyunu hızlandırmak için çok fazla vakti yok. Kalix bu arada Junkut'u düşürdü. Bu çok önemli bir entry. Son Kenshin 15 ama buraya daha savunma kalabalıklaşıyor. Kenshin Mayer'i aldı. Şimdi window tarafından gelebilecek bir oyuncu beklerken Kalix onun üzerine giderek plantın alınmasını güvene almak istiyor. Bu arada Colors Zantares'i düşürdü. Sayı avantajı savunma ekibinde. Plant alındı ama çok daha kalabalık olan The Chosen Thief. Şu anda 3 ve 4 atılan utility'lerle birlikte bunu teki sağlamaya çalışacaklar. Bilmiyorum. Tekli kapıya bakarlar mı? Kalix arkadan gelen birilerini arıyor. Aradı. Kenshin'i gördü. Zaten burada olduğunun da farkındaydı. Artık Kalix'in yerini biliyorlar. Ve şu anda site'a doğru baskı iyice artmış durumda. Yukarıda şu anda Exploit takası alındı. Özellikle Imor'un pozisyonu belirleyici olacak gibi. Smoker önce rakibini gördüm. O spamler ilk etapta isabetli olmamıştı ve süre kalmadı artık. Imor bu round'u kazanacaktır. Aldığı iki kill sayesinde Kenshin AWP'yi vururken Imor'da
bu AK'yi koruyacak. Eternal Fire adına round özellikle Xanteris'in düşmesiyle problem olabilirdi ama round'un bir sigortası vardı. O da Emerge. Kendini hiç göstermedi rakibine. Arkadaşları da biraz zaman kazandırdılar. Yani Kalix'in özellikle yukarıda Kenshin oyalaması ve öncesinde de X-Bald'un bir kill çıkarması Emerge'un bu round'da bu hamleyi yapabilmesini sağlıyor. Ve Kalix'in çok önemli bir bölgeyi aslında güvene alması, orada bayağı bir vakit kazandırması Emerge'un da bu tarz rahat bir oyunu oynamasının sebebi oldu aynı zamanda. Eternal Fire rakibinin başladığı seriyi bozmuş oldu böylelikle. Durum 4-3. Karşılaşma gerçekten çok yakın başladı, çok keyifli başladı. Colors güzel bir angle var onun için. 30 cana kadar düşüyor Emerge. Xanteris 19 canda. Bırakılan bir nade var. Profiler devam ediyor. Emerge ufak bir mermi daha isabet etti sanırım. 28'e kadar düştü. Profiler'la Mayer'i aldı. Kimseyi görmedi. Ve vurmaya da devam edecek gibi Colors. Yani bütün oyunculara hasarı Colors verdi biliyorsun. Tek elden, kimseyi görmeden böyle bir hasar çıkarabilmek. Ya elinde sanki M4 yok. Tankın üzerine çıkmış onunla ateşliyor diye gibi Colors. Yine bugüne çok iyi başladı. 9 kill'de şu anda oyunun kendi takım adına en skorer ismi. Avantaj savunma ekibinde ve script'ten sızmaya çalışıyor Eternal Fire ama ya bunun farkındadır Chosen Few. M4 abi res. Yani yukarıda kalabalığı gördü Colors aynı zamanda smoke'lar dağıldıktan sonra. Buraya karşı dikkat gösterilecek. Quality'nin Deagle'la bulduğu pozisyon kaliteli X-Bald'ı açmayı başardı. Saitama elinde yanıcı var. Junkman'ın ilkini bu. Hemen takas alınıyor. İki oyuncunun canı oldukça az. Eternal Fire'da ve Colors yine bir peek alma niyetinde. Görebilecek mi kimseyi? Gördü rakibini. Kalix'in canını azalttı biraz da. Ve yine küçük silahı geçerken gördü onu. Atılan bomba çok etkili mi emin değilim ama Kalix'in yine de 47 canını bırakmış oluyor. Xanteris'in pozisyonu çok bir önemli. Bir başka nade kalmadı. Smoke atıldı. Kalix zorlamaya çalışacak. Colors yakaladı onu. Atılan bu smoke güzel bir smoke. Biraz gap var. Xanteris kapıda olacak. Bir mermilik canı olduğunu söylemek lazım Xanteris'in. Spam'de başarılı olacak mı Emerge? Kutlarda üzerine gelen rakibinin biraz farkında değil. Süre gitgide azalırken sadece Kenshin'de kit var. Arkadaşını koruyamadı belki ama takasını aldı. Yetti mi? Ve süre yeterli olacak mı? Kenshin için yeterli olacak mı? Son anda, son anda Kenshin imhayı aldı, clutch'ı aldı. Ve durum berabere oldu. Yani saliselerle kazanılan bir round. Çok yakın bir round daha geride kaldı. Yani Colors'ın ekstra hasarları olmasa round başında belki bu round yetmeyecekti The Chosen Few ama ya Colors tek başına yaklaşık 300 hasar bıraktı sadece round başında. Şimdi satın alımlara bakalım. Eternal Fire bir Force Bay'a gitmek zorunda. Burada bir Galil, iki tane, zaten 3 tane tekten, bir tane de Mac10'le başlıyorlar. Rush. Ve hızlı bir oyunun habercisi olabilir aslında bu olunan silahlar. Yok değilmiş. Yani zaten Rush için biraz ağır hareket ettiler base'den çıkarken. O yüzden Rush'a dökmediler bunu. Bir ramp oyunu denenebilir mi? Bunu merak ediyorum. Ve atılan bir tane Smoke Kenshin tarafından biraz Eternal Fire'ı ramp oynanılacaksa oyalayabilir. Mayer elinde Mac10 var. Flash'ları atıyor. Çıkar mı? Tekline var özür diliyorum. Mac10 yok. Xanteris'te Mac10 harika bir hasar bırakıldı Kalix tarafından. Junkut üstünde ve şimdi Junkut'un üstüne gidilecek. Xanteris kill aldı. Rifle'a da koşacaktır bu aşamada. Harita biraz dağılıyor. Quality. Mayer'i yakaladı ve şu anda Bayside Eternal Fire'ın eline geçti. İyi bir senaryoyla. Evet durum 4-4. Bir tane AWP varken şimdi. Onun alabileceği pozisyon çok önemli. Ve 3 oyuncu aynı bölgeden ilerliyor. Xanteris arka tarafı tutarken risk almak istemedi. O bölgeyi bırakmak zorunda kalacak rakibine. Ve 4 kişi hatta aynı yerden ilerliyor. Bu çok da iyi bir haber değil aslında The Chosen Few adına. Bülent'in neredeyse yarı zamanı geride kaldı. Xanteris ilk skoru buluyor. Pozisyonu gayet iyi. İkinciyi de buldu ve reload için vakti de var. Burada artık save'e gitmek iyi bir karar gibi The Chosen Few için. AWP'yi korumak isteyecek Kenshin ve 5-4 Eternal Fire bu roundda. İyi bir satın alım yapamadı roundda. İkinci force. Galibiyeti almayı başardı. İkinci force'ları Euphoric. Biliyorsun ilk yani tabanca roundu kaybettikten sonra da kazanıyor. Şimdi bunu da kazanıyor ve yani Chosen Few ekibi satın alım yapacak. Onlar da force'layacaklar. Kenshin'den bir tane M4 çıkar. Çok ideal olmayacak. Bilmiyorum bir Mac7 bir shotgun gelir mi? MP9 tercih etti Cankut. Evet, gelmedi. Yanıcı. Bırakıldı tekrar. Burada Mayer yanlışlıkla headshot yedi.
çok büyük problem değil. Acaba hızlı bir ağ oyunu mu? Evet, hızlı bir ağ oyunu. Zaten risk girecek. Bunu daha önce yapamamışlardı. Side'da Fall'la bir tane kill buldu. Kalıtı düştü. Ve yukarıya atılan bomba Fall'a güle güle diyebiliriz ama bir canla kaçtı Fall oradan. Sonrasında da şu anda X-Float yakalanıyor lobide. 3v3 Fall'ın canı birken oynayabilmek zor. Bilmiyorum neyi amaçlayacaklar. Korumak da bir tercih. Özellikle AWP varken. Yani çok zaten ayrı noktalarda. Fallen'ın canı yok. Cankut yarı canda. O AWP'yi korumak, iki tane silah götürmek iyi bir karar gibi The Chosen Few için. Ve 6-4 hücum tarafında 6. round'un oluyor böylelikle Eternal Fire. Bu arada bir an için mermilerin nereden geldiği anlaşılamadı ama tamam, yeri de saptandı. Sadece bir canı var Fallen'ın. Ve zorlamak istiyordu orayı. Zanteres'le Kalix. Fallen'ı da düşürdüler. Fallen bu arada Zanteres'i aldı gitmeden önce. Ama ya Fallen'ın hiç ateş bile etmemesi gerekiyordu orada. Kendilerini belli etmemesi gerekiyordu. Çünkü 3 silahla bu round'da oynayabilirlerdi şimdi. Ya da ateş edecekse de çok ürkek ateş etmemesi gerekiyordu. Çünkü rakibi vurayım mı, riske gireyim mi, girmeyeyim mi tam onun kararını veremedi herhalde o pozisyonda. Evet, yani biraz hasar vermiş oldu. En azından bir tane daha silah götürdü. Ama kendinin o silahını saklaması daha iyiydi. Galiba. Yani bilmiyorum. Onun açısından görmediğim için şu an tabii net bir şey söylemeye de çok gerek yok. Kesin bir yargıda bulunmaya. Ve yine Eternal Fire ağayı Immortal'a zorluyor. Kapıdan çıkılacak ağsay. O smoke'da birisi var mı? Hayır. Direkt olarak mavideymiş. Mola iki tane kilden buldu. Ve yukarıdaki oyuncuya Immortal son anda döndü. Daha iyi silahlar olsaydı daha farklı bir savunma olabilirdi kesinlikle. Sadece tabancalar devreye girdi. Cankut. Sneaky, Cankut çıktı, yakaladı Immortal ama takas için X-Lot iyi bir yerde. Evet, 1v2 pozisyonda Kenshin 1v1'e kadar getirdi, rakibinin yerini de biliyor. Görmedi. Hayır, bilmiyormuş! Bilmiyormuş, yakaladı Tafmet'e zoom shot! Kenshin! Çok önemli bir round kazandırdı, round gitmiş gibiydi aslında. 6-5, Fallen'ın yaptığı savunma sonrasında burada Kenshin ve Cankut 2v3'ü getirdiler. Kenshin İkinci kez böyle bir pozisyonda kalıyor. 1'e 2 clutch Kenshin adına. Bir başka clutch daha. 6-5. Chosen Thief. Onlar da kısıtlı ekonomiyle kazanmayı başardılar. Şimdi tek bir rifle'la bir satın alım gerçekleştirildi. Bir tane de Mac-10 görüyorum. Sonraki round'da da para bıraktı. Eternal Fire hızlı geliyor. Zanteres arkasındaki oyuncunun farkında değil ama iyi döndü Colors. Dili bir şekilde çıkartıyor. Flash baş. Bu arada quality düşürüldü. Immortal'ın canı 9. Bu silahı arkadaşlarına verse daha iyi olacak. Yalnız 12. round'dayız. Immortal 18. kill'ini aldı gerçekten. Elleri alev alev Immortal'ın. Ve 4v4 round'un devamı. Immortal'ın 9 canı var. Burada daha sağlıklı durumda olduğunu söylememiz lazım. The Chosen Few'un Immortal bir boost pozisyonu sağlıyor Kalix için. Kalix mermiler isabet bulmadı. Cankut da hemen daha güvenli bir noktaya gidiyor. Smorn'u da bıraktı oraya. Oyunun ramp olduğu bilgisi gitti The Chosen Few oyuncularına. Fakat çok aceleci davranmıyor ve yeniden sanırım A lobby'ye mi dönecek Eternal Fire bakalım. Yani Cankut'a desteğe gitmediler. Bunun yerine ağda kalmak istiyorlar. Özellikle şu an Colors'ın yeri çok önemli ve ilk kill aldı Colors. Takasa çıkılabilecek mi? Çıkıldı. Fakat yukarıda olduğu tahmin edilemedi Fallen'ın. Buraya dönemediler. Şimdi Bayer 1-2'ye getiriyor. Elinde AWP olacak. Fakat C4 kendisinde değil ve C4 kendisinde değilken bu AWP çok etkili olmayabilir. Yalnız Cankut'un yerini anladı. Cankut da onu anladı mı? Galiba anlıyor. AWP'yi rakibe vermemek için Deagle'la pikledi. Fakat Cankut yetişecek gibi. Hayır, yetişemedi. 6-6'ya getirdi şu uzun fiyat. Şimdi bir satın alım yapabilecek Eternal Fire. O kötü satın alımla birlikte Kenshin'in kazandırdığı Clash Round gerçekten çok değerliydi Chosen Few için. Belki de bu haritanın sonunda o round uzun uzun konuşulabilecek bir hal alabilir bile. Bir şekilde bu maçı kazanacaksa The Chosen Few belki de bir dönüş noktasıydı çünkü o round. Son 3 round'a ihtiyaçları var yani savunmada başlamak istediler. 6-6'dan sonra çok zor da durmuyor 3 round'ı kazanmaları. Colors bir flash bir 2'ye çıkılabilir burada. Flash tutan kimse var mı buna bakıyorum. Tutuluyor. Bir flash daha gelecek. Colors kill aldı ama geri dönebilmesi zor. Kalix'ten gelen bir takas. Sadece bir mermi isabeti var Kalix üstünde. Pek problem değil Eternal Fire için. İyi başlanıldı. Evet, birebir bir değişim main'de. Düzeltiyorum meydanda. Ve yine frene bastı Eternal Fire tarafı. Secret girişinde Mayer. Rakibin oradan açılabileceğini düşünüyor. Kalan oyuncular da A main'deler ve lobiden
oyun kurmak isteniyor. Kalix yakın mesafeleri kontrol ederken bir smoke geldi. Dışına smoke da birlikte peek ama Kalix burada hata yapmıyor. Devamda Fola, 2 skor, 3. de headshot. Fola çok iyi bir savunma. 7-6'yı yakaladı The Chosen Few ve ard arda round kazanmaya devam ediyorlar. Chosen Few şimdi tekrar bir echo yaptıracak Eternal Fire'e ve nuke haritasının ilk yarısına gerçekten çok iyi bir giriş yapamadılar. Tabancayı kazandılar, sonrasında 3 round kaybettiler üst üste ve 3-1'den sonra 6-3'lük bir seri, muhtemelen de 7-3'lük bir seri hata yapmazlarsa eğer. Colors yine meydanda oynayacak, çok iyi bir ilk yarı geçirdi şu ana kadar. 13 kili var, Fallon'un 13 kili var. Fallon da site savunmasında çok çok önemli işlere imza atıyor. Ve Colors mavi kutuda. Yine bir boost deneniyor. Evet, bunu seviyor Eternal Fire. Tabii Junkut çok ince bir açıda. O boost Junkut'u görmek için yeterli olmayacak gibi. Kenshin'de Squeak çıkışını tutacak. Smoke'u bıraktı. Yavaş yavaş utility'lerle de zamanı eritmek istiyor tabii bu çözümü. Kalix çok çok soğukkanlı ama yani Colors nasıl kaçırdı bu kadar mermi emin değilim. Bu arada Junkut rampada bir skor alırken onun üzerine giden bir Zantares var. Hemen takası buluyor. Sayı avantajı nasıl oldu bilmiyorum ama Eternal Fire da bu echo round'da. Meydanda Colors'ın dikkatini çeken bir başka oyuncu mu vardı hani bütün bunları kaçırdı diye baktım. Hayır, öyle bir şey de yoktu yani. Şu ana kadar gördüğünü kaçırmayan Colors'ın böyle bir hedefi çözülmesi gerçekten çok büyük tanesi. Slaud'un canı az. Hala canlar büyük problem ve yerden alınabilen iki tane rifle var. Şimdi haritanın B tarafında oynayan da Quality ama içeride değil. Büyük bir şans aslında ve Kalix o kadar doğru yeri tutuyor ki Kalix. Çok iyi bir kill. A mı gelecekler? A geliyorlar. İki kişi burada. Farkında mı durumun? Bu sırada yakaladı X-Loud'u. Ardından B'ye dönme kararı gelecek gibi. Süras. Ve Kalix de düştü. Son 12 saniye. Yani B'ye gitmek istiyorlar fakat savunma ekibi de bunun farkında. 7 saniye. Plant'i alabilmeleri lazım. Sadece koşturacaklar. Zantares durumun farkında değil. Bire bire kadar geldi Zantares. Süre bitti ve zaten Kenshin kill'i çıkardı. 8-6 oluyor. The Chosen Few 2 farka çıkartırken durumu. Eternal Fire şimdi silahları çekecek. Kenshin'in yine çok etkili olduğu bir round. Sadece round'un sonunda değil, öncesinde aldığı ilk skor da çok önemliydi. Eternal Fire hemen orada rotate kararı verdi ama o kadar riskliydi ki o. Yani sadece bir saniyeleri vardı plant'ı alabilmek için belki de. O sürede de izin vermedi The Chosen Few ve 8-6. İkinci yarıya önde girmeyi garantilediler. Bakalım 9-6 ile birlikte devreyi kapatabilecek mi The Chosen Few? Bu onlar adına çok iyi bir haber aslında. Çünkü Eternal Fire rüzgarı arkasına almış, ilerlerken bir anda onların temposunu kırıp tamamen kendileri kazandı bunu. Ve ilk yarının son roundunda Meyer Deagle'la oynamak zorunda. Kalan 4 oyuncusunda rifle var Eternal Fire'ın. Kenshin AWP'siyle yine çok rahat. Meyer de meydana doğru Smoke'u göndermek istiyor. Tabi meydan atılacak birkaç utility ile birlikte sanki oradaki savunmayı kuvvetlendirmek istiyor rakibi adına. Farklı bölgeye ilgi çekmek istiyor daha doğrusu Eternal Fire. Kritik bir round ve yine A'ya doğru utility'ler atıldı. Yine bir set hücumu. Colors ve Quality side'dalar. Rampaya da yönelebilirler. Bu bir fake olarak kullanılabilir ama vazgeçti Kenshin. Kenshin bıraktı cross'u. Çünkü secret'tan biraz işkilleniyor. Kendisi için problem bu. Junkut 2 tane vurdu. Ve hala burada Junkut'un kill alabilme şansı varken Kenshin takasa geldi. Junkut'un bir asisti var tekrar. İyi bir performans Junkut'tan. İstediği şekilde geçmemişti belki bu ilk yarı şu ana kadar ama ilk yarının son roundunu kazandırmış olabilir Fola. Rakibini birazdan tespit edebilir Meyer. Şimdi içeriye doğru gelecek. Meyer düşerken Zantares içeridekileri topluyor. 1-2 pozisyon, 20 saniye ve Fola'nın bu pozisyonla karşı biraz dikkatsiz yapabileceği çok bir şey yoktu. 9-6 Chosen Few ilk yarıyı gerçekten iyi kapatıyor. 3-1 geride başladıkları ilk yarıda 9'a ulaştılar. Ve şunu da unutmamak lazım. Bu Eternal Fire'ın seçtiği harita. Evet. 9-6 savunma takım için
çok çok avantajlı bir skor değil aslında. Genel anlamda baktığımızda ortada diyebiliriz. Ortada dememiz yanlış olmaz diye tahmin ediyorum. Yanlış olmaz ama 3-1 geride başlamış bir takım için gayet iyi bir skor. Evet, o konuda çok iyi bir geri dönüş diyebiliriz aslında. Ve 9-6'dan ziyade roundların geçişine, gidişatına bakıldığında unutulmaması lazım. Yani Eternal Fire'a karşı iki tane Force'a yenik düştüler. Ve bireysel olarak Fallen'ın side savunması, Colors'ın yine meydanda yaptığı savunmalar genel itibariyle iyiydi. Tabii Eternal Fire belki böyle iki tane Force yapıp kazandı diyoruz ama aynı zamanda da Eternal Fire'ın belki kaybetmemesi gereken iki tane clutch round vardı. Yani kaybetmeyebileceği diyebiliriz. Yani buna benzer roundları Chosen Thief'de almadı, zorlamadı değil. 9-6 bence ilk yarının olması gereken skoruydu oyuna bakıldığında. Sanki dengeler 9-6'yı gösteriyor gibi gerçekten. Evet, şimdi ikinci yarı nasıl geçecek ama? İkinci yere geçiş yapıyoruz. Eternal Fire savunmada The Chosen Few aldığı round avantajıyla birlikte hücumdaki tabii pistol round'un önemi çok büyük. En azından plant almak önemli ve utility dağılımına baktığımızda Kenshin'de smoke flash var ve bir tane de nade bırakıldı quality için. Eternal Fire'da iki tane double barrette ile oynamayı çok seviyor. İlk roundda Imor ve Kalix'i double baretteleri aldılar. Exploit attı bir tanesini. Şimdi Squeak hemen. Nate de kırılıyor. İki kişilik bir rampa savunması var. Bir crossfire pozisyonu. Aceleci bir başlangıç yok ilk round özelinde. Aynı Eternal Fire'ın yaptığı gibi The Chosen Few da çok sakin olarak başladı roundda. Rakiplerinden hata beklerken Kalix de bir flash pozisyonu için kendini güvende tutuyor orada. Ve bakalım ilk aim fight'ı nerede göreceğiz? Squeak'i biraz kalabalık tabii hücum takımı için. Evet, şu anda Mayer. Cross koydu. Kimse rampada onu zorlamayacak gibi. Kalır yakında bir oyuncu var ve Zantanes'i düşürdü. Meydanda açılış kendisinden geldi. Sight'a yönelecekler. Numara elindeki silah sadece bir tane kim çıkartıyor. İlk slot sight içerisinde yine kolaylıkla bulundu. Ve kalan oyuncular biraz çaresiz gibi Eternal Fire'da müthiş bir sight girişi ardından Kalix iyi vuruşlar bunlar. Bu clutch'ı kesinlikle kazanılabilecek bir hale getirdi. İki oyuncu da ondan uzaklaşıyorlar bu aşamada. Birlikte oynayabilecekler mi? Kalix'te kit yok. Şimdi denemesini yaptı. Rakiplerinin üzerine çekmek istiyor. Kalix 1v4'ten 1v2'ye kadar getirdi. Rakibinin üzerine gitmek isteyecek yeri biliniyor. Burada olabildiğince uzaklaşmak istedi Quality ama Kalix ilk skoru aldıktan sonra 1v1 pozisyonda ama Kenshin buna müsaade etmiyor. Eternal Fire'ın kazanmaya İyi çok zorladı. Yaklaştı roundlarda. Kenshin bir kez daha devrede. İyi zorladı gerçekten. İyi zorladı ama yeterli değil ve... Ve bir taktik duraklatma. Ve hatırlatalım, Intel'in yeni nesil performans hibrit mimarisi sayesinde oyun oynamak daha keyifli. Yeni nesil işlemcileri vatan bilgisayarda bulabilirsiniz. Bunun için de chat'e ünlem Intel yazarak detaylara ulaşabilirsiniz. Hatırlatmış olalım. Yine chat'e ünlem Intel yazabilirsiniz. Detaylara ulaşabilmek için. Maç Chosen Thief için gayet iyi geçiyor. Burada bir savunma force'u da söz konusu şimdi. Tabii Kalix o kadar fazla kill aldı ki bir M4 çıkartabildi. Burada direkt olarak Zantres'e atıldı. 16 hücum ekibinde de 4 Galil bir AK aslında. Fena bir vay değil. Utility konusunda da pek sıkıntı çekecekler gibi durmuyor. Ve yine çok aceleci bir başlangıç yok. Zantanes'in yerine şu an biraz dikkat etmeye çalışıyor. Meydandan bir şeyler çıkarmaya çalışacak Zantanes. Orada Zantanes zırhla birlikte bir enfor oynuyor. Atıldı onun için enfor. Evet. Tabii Kalix ilk round çok fazla kill alınca bir enfor attı Zantanes için ve kendisi Deagle'la oynuyor. Bakalım bu M4 ne kadar etkili olacak?
çok tahmin edilebilecek bir şey değil bu aslında. The Chosen Few M4'la karşılaşmayı tahmin etmeyecektir. Ve 50 saniye tabii utility'ler, daha doğrusu hiçbir utility olmadığı için bir tane Mayer'in neydi var sadece. Ya 50 saniye boyunca haritada pek bir şey yapmadı Chosen Few. En büyük problem bu, direkt AI execute yapacaklar. O yüzden işleri kolay olmayabilir, savunma güçlü olacaktır bu aşamada. Toplandılar, Xanthares Kenshin'i yakaladı, herkes kapıdan gelmek istiyor. Ve gelirlerdi, Ken büyük bir problem. Zaten doğdu, Yvonne'un aldığı kill var. Xanthares destekte bulunabiliyor, çok rahat oldu bu savunma. Chosen Few son ana kadar bekletti. Eternal Fire açıkçası bundan iyi faydalandı çünkü... Yani A-Site çevresinde, şimdi rampayı rahatsız etmezsen, B'de bir baskı olmazsa savunma daha A'ya yakın kalmaya devam ediyor tabii ki. Xanthares zaten meydan tarafında yeterli bilgi aldı. Ya haritada o kadar rahatsız etmedi ki Chosen Few hiçbir yeri. Savunma kalabalık kaldı bu yüzden. Hem M4'la birlikte enter alındı, hem de Imor'un ilk başta bir headshot, sonra quality'ye de bir mermi attı orada Scott'ıyla. Sonrası kolay gelişti zaten. Chosen Few çok büyük bir avantaj kazanabilirdi bu round olarak. Ya yani iki tabancayı kazandıktan sonra üstüne kaybettiler. Böyle bir senaryo var şu an. Ve Force Buy'daydı Eternal Fire. Kaybettiği takdirde Echo'ya düşecekti. Şimdi biraz daha dengelendi durum. Bu arada Fola, düzeltiyorum, Kenshin burada Imor'a düşüyor. 4 tane Deagle var dış uzun FIVO oyuncularında. Çok fazla vakit var tabi. Acele etmelerine gerek yok ama... Kenshin... Böyle kabına sığamamış bir hamleyle ilerlemek istedi hızlıca. Hemen cezalandırılıyor. C4 Junk'un yakınlarında. Ve bir hata bekliyordu Chosen Few ama Eternal Fire oyuncuları hiç böyle açılmaya ve rakibine şans vermeye meyilli bir hamle yapmıyor şu ana kadar. Mayer o kadar temkinli ki yani muhtemelen 100 oyuncunun 99'u kontrol etmez orayı. Ama her açıyı kontrol etmek istiyor da şimdi kalır. Üstüne doğru giderken bir headshot Kalix'in üzerine ama Quality ve Fallon canı bayağı bir azalmış durumda. Hatta tüm oyuncuları alacağında kalırsan bir headshot daha. İki mermi, iki headshot kalır. 8 canı kaldı onun da. Junkut soluna bakacak. Junkut da yakaladı rakibini. Rams nereden nerelere geldi ve... Hala Eternal Fire için imkansız değil Buran çünkü herkesin canı az. Imorch 47 cana kadar düştü. Junkut'u pek beklemiyor gibi. Bu Deagle'ı fazlasıyla can sıkmış oldu. Junkut'un bu da ikinci kill'i. Mayer sona kalan isim. Karşısında 3 tane rakibi olacak. Şu anda diğer side'da... Yani gelmek istiyor mu istemiyor mu buna bir bakmak lazım. Ya bu roundda 4 tane skor aldı Chosen Few. 4'ü de Deagle headshot. Yani pistollerin yine güne damgasını vuracağı bir maça başlamış gibiyiz aslında. Mayer sadece skor almak istiyor gibi. Çok yavaş hareket ediyor çünkü zamanda kalmadı artık. Burada çıkışta Fola'yı yakalayabilir ama Fola meydan tarafına gitti. O yüzden kimseyi yakalayamayacak gibi görünüyor Mayer. Ve 11. round The Chosen Few'a gidiyor. Kazanılmaması gereken roundlar karşılıklı olarak kazanılmaya devam ediyor bu arada. Oo, Junkut 3 canı kalmıştı. Mayer düşürdü onu. M4'e yetişebilecek mi acaba? Yetişemedi. Ama rakibinden bir tane rifle düşürmüş oldu. Bir taktik duru atlatma geliyor. Bu arada tekrar hatırlatalım. 12. nesil Intel Core işlemcili bilgisayarları Vatan Bilgisayar'da bulabilirsiniz. Ünlem Vatan yazarak da, chat'e Ünlem Vatan yazarak da linke ulaşabilirsiniz. 12. nesil Intel Core işlemcili bilgisayarlar için. Bunu da hatırlatmış olalım bu mola esnasında. Ve... Eternal Fire. Şimdi tekrar bir satılımını gerçekleştirdi. Xanthares de armor'ını alıyor. Smoke yerine Nade almayı tercih etti Xanthares. Nade'i de X-Wall'da bırakacak. Ve hücum ekibinde de The Chosen Few'da da bir tane Galil var. Kalın oyuncular AK ile oynuyor. Utility'ler karşılıklı olarak full değil. Biraz eksiklikler var tabi. Bir seri yakalanamadığı için ekonomiler henüz toparlanabilmiş durumda değil. Şimdi rampadan gönderilen bir Nate kimseyle buluşmadı. Ve Mayer, o da Squeak'i çıkışına doğru bir smoke bırakıyor. Şu anda lobi tarafında bekliyordu Chosen Few oyuncuları.
Xulan'ın göndereceği net kalırsa belki biraz hasar bırakabilir ama o duvarın arkasına o hasar geçmedi bile hiç. Ve Kenshin'in utility'leriyle aslında oyunu hızlandırmak için bir fırsat var bu arada meydanda. Zantares'i yakalamak üzereydi Kenshin ama sadece bir mermi sabit ederken Follow'dan iki, Follow'dan üç gelişek bacama geldi de. Follow'dan üç skor Imor. Ayakta kalan son isim ve elinde sadece bir scout var. Yapabileceği hiçbir şey yok. Müthiş girdiler zaten biz göremedik ama özellikle takas konusunda gayet başarılılardı. Follow belki de son mermisinde Zantares'i düşürdü aynı zamanda. Ve 12-7 şimdi eko zamanı Eternal Fire için ve yavaş yavaş artık haritada sanki ellerinden kayıp gidiyor. Yani bir sonraki round'u kaybetmeleri halinde silahlı round'u Chosen Thief için 15 çok büyük bir olasılık olacak. Tabii onun öncesindeki bu round'un kazanılması lazım. Ekolar evet. Her zaman Eko'ya karşı garanti round kazanılamadığı için o yüzden bu round'da evet. Bir konuşmak lazım önce. 2P250 bir Deagle var. Burada meydanlı bir çatışma. Fire geliyor Koalit'ten. Bir mermi sabit etti Zantaris'in bacağına doğru. Koalit de bu arada 68 can düşüyor ama kendini bir şekilde oraya attı. Yalnız Secret'a bir kalabalık yöneldiğinin farkındalar. Yani bir kalabalığın burada olduğunu anladılar sanki. O yüzden B'de de Eternal Fire savunmayı kalabalıklaştırıyor. Neredeyse herkes B site'da. Bu sefer sanki hücum fazla belli edildi Chosen Few için. Yani kalabalık bir yere girecek olsalar da hala avantajları var. Onu söyleyebiliriz. E tabi en başta silah avantajları var. Ve şimdi rakibin arkasından koşuyor. Cankut hala fark edemedi. Bir kaos ortamı var sanırım orada. Yerden buldu AK'yle birlikte skoru çıkaramamış olsa da Mayer'den bulan bir headshot. Devamında Quality Imor'u düşürüyor 3-3. Kalix yakından bir headshot bulmuş olsa da Mayer vuramadı Quality'ye ama Kalix yetişti. Ve Kenshin tek kaldı bu. Eko round'da avantaj şu anda Eternal Fire'da. Bırakılan bir tane oraya. Molotov var Kenshin 79 canda ve bu Crossfire'da Kalix Kenshin alıyor. USB'lerle başlayan iki tane P250 ve bir Deagle'la başlayan round'u kazanmayı başardı Eternal Fire. Ya çok belli etti Chosen Fire yine round'u kazanabilirlerdi ama Eternal Fire durmak istemedi site'da. Gidip Cankut'un üzerine koşup silah aldılar. Sonrasında fight'lar başlanıldığında açıkçası Chosen Field'de durumu pek idrak edemedi neyin ne olduğunu. Ya Mayer orada bayağı aslında kili kaçırsa bile sonrasında yine de bir şekilde topladılar. Eternal Fire'dan bu sefer bir Echo geliyor ve maçın çehresi tamamen değişti. Şimdi Echo olan taraf Chosen Field. Ve Eternal Fire çok iyi bir ekonomiye sahip olacak bu round'u temiz geçerlerse. Bir hayal kırıklığı aslında geçtiğimiz round'un kaybedilmesi. Ya Chosen Thief evet. Ekolar kazandı. Bu ortada da Echo kazandılar. Ama anti ekolarda force'larda gerçekten problem çekiliyor ve şimdi de Mayer Imor ikilisini zorlamak isteyecekler Imor. Bu üçüncü kill Imor'un AWP ile Mayer'de iki tane vurdu ve kimsenin hasar almadığı bir round olarak kayda geçti. Eternal Fire rahat bir round geçince de ekonomi iyi bir hale geliyor. Chosen Thief'in istemediği şey de buydu. B-Eco daha mı yapacak? Çift Eco mu olacak? Sanmıyorum çift Eco olacağını. Evet, çift Eco oluyor. Ya bir önceki round böyle yarım satın alma yapıldı aslında. Bu round için tamamen saklanabilirdi ekonomi ama denemek de istedi Chosen Thief, o yüzden ya tabii durum 12-9. Tam evet. Tersi olsa muhtemelen bu round'da saklanırdı o ekonomi. Yani anlayabiliyorum 12-9'da tabii bu ekonomiyle zorlama bir satın alım yapmak istemediler muhtemelen. Ama 2 round'da ekonominin geçiriliş şekli iyi olmadı peki. Evet bir de tam aksiyon başlamadan önce şundan bahsediyordun. Karşılıklı eko round'lar verildi ama daha erken kaybedilen bu round'ların bir şekilde telafisi olabiliyor. Şu anda telafi etmenin çok zor olduğu zamanlara da girmeye başladık. Bu arada Zantares meydandan sızıp Kenshin'i düşürüyor. Elinde bombayla yakalandı ama bir şekilde herhangi bir mermiyle isabet etmedi. Zantares vurmaya devam ediyor. Yanıcının üzerinden koşan bir follow var. Koalit de çok hasar aldı ama 35 ve 23 canla ayakta kalan son iki isim. Her ne kadar enfor almış olsalar da burada hayatta kalmaları mümkün görünmüyor. Ve Koalit'i son isim.
12-10'a gelecek karşılaşma. Ve bu round'un ardından artık belki bir AWP tercihi de görebiliriz karşısından. Evet. Sanıyorum o AWP gelecek. Gerçi yani Chosen Thief'in oyun stiline de bağlı bu AWP. Alınır mı alınmaz mı bilmiyorum. Gelmedi. Evet. Oynadıkları oyunda AWP'nin istenilmemesini anlıyorum hücumda özellikle. Nuke haritasında çok daha normal değil. Şimdi meydana doğru çıkma gayreti var. Bomba Zantares 7 canından oldu. Şöyle bir göz atmak istedi zannediyorum. Hoş. Geçişini kapatmak istiyor yanıcıyla. Çok kalabalık burası ve Zantares ip gibi dizebilir herkesi. Zantares'ten 3-2'lik performans ve 12-11'e doğru Eternal Fire sanki gitmek üzere. Çok rahat oldu. Bu dikkatsizliği çok rahat cezalandırdı Zantares. Ya hiç tahmin etmedi Chosen Thief. Hiç tahmin etmedi ve o kadar fazla zamanları var ki. Hiç acele etmeleri gerekmiyor. Zaten kontrol edilmesi gereken bir açı ve Zantares'in aldığı bu 3 skor 12-11'e götürebilir Eternal Fire'ı ve unutmayalım. 2 tane Echo Round'un ardından full satın alım yaptığı round'da kaybetmeye çok yakındı Chosen Thief. Bunun etkisi bayağı büyük. Ve yeniden skor anlamında dengeyi yakalamak için önemli bir round gibi derken Fola hayır diyor. Bu round'ı hiç kaybetmeye niyeti yok. Gayet akıllıca 2 tane skor buldu. Bu arada açılan bir Kha'Zix bulamıyor Kenshin aslında. Dezavantajlı pozisyondaydı Kenshin. Cross'u farklı noktadaydı. Ve bir anda sayı avantajı da Chosen Thief'a geçti. Chosen Thief için round'un Zantares'in hareketlerinden sonra buraya gelmesi yine enteresan. Bir başka round'u daha çevirebilecekler mi? Tabii bir an önce de C4'e gidilebilmesi gerekiyor. Çünkü süre yok. Yani X-Flout Vent'ten şimdi çıkacak. Round'u bitirebilir X-Flout. 7. Ya C4 yetişecek mi? Yetişemiyor artık. Çünkü X-Flout'un Vent'ten çıkacağını pek düşünmediler. Ve X-Flout ardından bir de Kenshin'i yakaladı. Bu da bir clutch olarak kayda geçti tabii ki. Eternal Fire son anda X-Flout'un yaptıklarıyla birlikte, bu soğukkanlı oyunuyla birlikte round'u kurtarmış oldu. Ve C4 konusunda bir tık geç kaldılar. Ve öyle bir round geride kaldık. Yani round'u kazanma ibresi bir sağ tarafa, bir sol tarafa. Bir Eternal Fire, bir Chosen Thief'e sürekli yer değiştiriyor. Ve Eternal Fire 12-11'i bir şekilde yakaladı. Ve şimdi Deagle'larla, pistollerle oynamak durumundaydı Chosen Thief ama bu Deagle'lar çok fazla round kazandırdı. 2 gündür onlara. Bakalım yine bir benzerini başarabilecekler mi? O tarz bir durumada çok ihtiyaçları var kalırız. Bu arada Molotov'un sonuna yakalandı ve canının 1/4'ünü kaybediyor. Bir meydandan oyun kurulmak isterken Zantares ilk skoru buldu. Herhangi bir hasar da almadı ve gayet iyi bir pozisyonda. Kha'Zix de A girişi için bir tane Molotov tutuyor elinde. Şimdi bir boost göreceğiz. O boost'la kimse görülemedi henüz. Mayer meydanı izlemeye devam edecek. Bu esnada tabii bir yani smoke olmadığı için açık fight yaşamak zorundalar. 2 kill daha verdiler. X-Flout da geliyor yardıma. Bir bomba var. İyi de bir hasar bırakabilir bomba. 11 can kaldı Kenshin'de. Onu da alan Zantares oldu. Ve ardından quality'yi de yakaladı Zantares. Bu da Zantares'in 25. kill'iydi. Immortal kill sayılarını eşitlemiş oldu Zantares. Diğer tarafta ise 26 kill'e sahip bir Fola var. Fola da müthiş bir maç geçiriyor gerçekten. 12-12. Evet, durum eşitlendi ve yine bir silah roundu izleyeceğiz. Tabii Immortal'da bir AWP var. Diğer tarafta Chosen Thief'in alınabilen bir AWP yok. Arkadaşlarımızda bozuklar güncellenirken bir şekilde Fola kendini B tarafına atmayı başardı. Bu önemliydi. Ya belki 61 canlı ama en azından oradan geçebilmesi önemliydi. Şimdi haritada biraz daha temkinli davranması gerekiyor Eternal Fire'ın. Fola ne yapacak? Haritanın alt tarafında biraz Fola'yı takip ediyorum. Yine meydandan oynama gayreti var. Eternal Fire Fola'nın hamlesini yanıtsız bırakmak istemiyor. Mayer rampada yakana kadar geldi, radyoya kadar geldi.
Tabii Fallen'ın öyle bir hamle yapması tüm savunma kurgusunu da değiştirdi. Orada profiler geliyor. Cankut yarı canını kaybetti. Mermisi art etti Zantares'ten orada Cankut'a. Ve Mayer Mor'la beraber tabii Secret'tan B'ye oyun kurabileceğini tahmin ediyor rakiplerinin. Oradaki pozisyonunu alıyorlar. Kenshin de hala A'dan açılabilecek bir oyuncuya karşı pozisyonunu koruyor. Son 45 saniye. C4 kurma noktasında geçtiğimiz roundda zaman yetmedi. Bu sefer biraz elini çabuk tutması lazım. Son 35. Ve oyun artık B'ye hızlanacak. Online utility'ler var. Colors. Imor'u düşünürken Colors bir tane daha buldu. Exploud'un skoru çok yeterli olmayacak gibi. Zantares'in bulduğu skorla birlikte Exploud 1'e 3 pozisyonda artık. Son 20 ama bu sefer o plant alınabilecek gibi görünüyor. Şöyle bir denemek istedi Exploud. Yakındaki Exploud. Exploud'dan 2 skor. Ve 1v1 durumda. Quality 53 candı ve flash ile birlikte pozisyonunu güncellemek isteyecek. Exploud. Zaman akıyor. Burada kullanılan bir tane daha bomba var ve Exploud 1'e 4'te kazandı bu roundu. 13-12'ye getiriyor yani, bir de. Şaka gibi bir oyun. Tekrar Eternal Fire kazandı. Ve 12-8'den sonraki roundların neredeyse hepsi bir kabus çözdüm Fave için. Kaybedildiği şekilleri çok kötü. Round sonları gerçekten bir hüsran. Ve mental olarak bunun altından kalkabilmek çok zor. 13-12 hala oyun kopmuş gitmiş değil ama... Ya kaybedilen roundları şöyle bir hatırlayalım tekrar, bir tane anti-eco. Çok yani kötü bir eco'ydu hem de. 2P250 bir deagle. Buna kaybettiler. Ardından 1v2'de yine süreden kaybettikleri bir round hatırlıyorsun. Ve burada büyük bir clutch. Yani gördüler, biliyorlardı yerini ve daracık bir koridordan çıkan oyuncuya karşı bu clutch'ı verdiler. Yani... Bu kaybettiği roundlara çok üzülecek gibi görünüyordu Chosenfi ve şu anda Eternal Fire büyük bir avantaja sahip. Taktik duraklatma yeri de kaldı. Durum 13-12, o kadar yakın başlayan ve ilerleyen bir ilk harita izliyoruz ki. Eternal Fire'ın seçtiği harita Nuke. Çok fazla fırsat geldi önüne de Chosenfi. Bunu öne geçmek ve 16'ya yaklaşmak adına ama bunların birçoğu tepildi. Tabi Eternal Fire tarafındaki oyuncuların da iyi oyunlarını unutmamak lazım. Exploud'un yıldızlaştığı bir... roundu geride bıraktık. Aynı şekilde Kalix'in çok etkili olduğu bir round vardı yine. Ortada bir maç ama kazanılan bu roundlara baktığımızda büyük bir özgüven de depolanmış gibi görünüyor Eternal Fire için. Evet, Eternal Fire iyi de paraya sahip. En azından X-Slot'ta 10k var. Immort'da 6500 var. Ve şu anda yavaş yavaş Secret'a geçiyor Chosen Thief ekibi. Mayer bunu tespit ettim, emin değilim. Bir rotasyon gidecek mi Zantares'in yanına? Atılan Nate Quality'yi biraz yıprattı. Zantares'in bu cross'undan geçmeye çalışılacak. Ve bir boost var. Zantares tamamen buna odaklı ve çok rahat bir şekilde Colors'ı düşürdü. Ardından şimdi bombalarla Zantares'i geri itmeye çalışacaklar. Ya Zantares şu anda rakibin aklıyla oynuyor oyunu. Yani muazzam bir tecrübe. Bu aldı entry ile beraber o kadar rahatlattı ki The Chosen Few da planı değiştirmek durumunda kaldı. Şimdi Mayer cross'una çıkabilecek 3 tane oyuncu var ama Exploud devrede. Fola Exploud aldıktan sonra Mayer Fola'yı düşürüyor ve Kenshin 1'e 4'te. Kenshin burada ilk skoru buldu. Ama C4 Eternal Fire oyuncularının kontrolünde. Imor kaçırıyor. Şimdi Kenshin'in cross'u onun üzerinde ama meydandan da 3v2 isteyecek. Kenshin bu 1'e 4'te durumu 1v2'ye getirdi ama Zantares. Exploud'un yaptığı hamlenin bir benzerini yapmasına izin vermedi Kenshin'in. 14. roundunu buldu Eternal Fire. Kendi seçtiği haritada Eternal Fire gerçekten ikinci yarıda artık yavaş yavaş oyunu istediği kıvama getirmiş oldu. Kolay mı oldu? Hayır, kolay olmadı kesinlikle. Biraz Chosen Thief'in de bazı roundlarda gafleti, hataları oldu. Bunu söyleyebiliriz. İşler Chosen Thief için artık... Büyük bir avantajın tepildiği bir hale geldi ve tekrar hatırlatalım, 12. nesil Intel Core işlemcili MSI bilgisayarlarla tanışmak için şimdi tam zamanı. İncelemek için Vatan Bilgisayar'ın sitesini ziyaret edebilirsiniz. Çetede ünlem MSI yazarak yönlendirmeden siteye ulaşabilirsiniz. Tekrar hatırlatayım, ünlem MSI maç gerçekten... Şimdi bu ekonomiyle birlikte Chosen Thief için artık geri döndürülebilmesi zor bir hale geldi. Ama ekonomiden 14-12'den ziyade mental olarak çok zor bir hale geldi. Evet ve Techline'larla birlikte oynanacak bu round.
Kullanılan bir Nate Scalar'da çok fazla hasar bırakmıyor. Ya birkaç tane flash var. O flashlarla hızlı oyun oynamak istiyor sanırım. The Chosen Few ve iyice yaklaştılar Baraka'ya doğru. Hemen Squeak'i çıkışına bırakılan bir smoke. İnfo toplamak için açılan bir Turn of Fire oyuncusu yok şu an. Birkaç denemeden etkilenen bir oyuncu da yok henüz. Smoke bitti. Smoke içiyle beraber oyunu iyice hızlandırıyorlar ama güzel bir flash. Şimdi smoke içerisinde ilerlemek isteyen bir isim var. Fola burada yakalandı Santares'e. Ve çok rahat bir savunma oldu bu. Bir counter flash ile beraber bu hızlı oyununu gayet iyi aslında savuşturmuş oldu rakibin Eternal Fire. Ve 15-12 3 tane maç puanına sahip Eternal Fire ilk haritayı kazanmak adına büyük bir şans. Eternal Fire Immortal'la birlikte bir tane otomatik shotgun aldı. Meğer o adresle oynayacak. Şimdi Kalix Hood üstünde ve Chosen Thief kimseyi meydana yollamadı bu aşamada. B savunması da yine rampadan yapılıyor. Bu arada Nate biraz fazla hasar bıraktı. Evet. 3 oyuncu etkileniyor. Cankut yarı cana düştü neredeyse. 1 dakika 20 saniye var. Yine direkt oyun A'ya gidecek gibi. Yani çünkü haritanın hiçbir yeriyle ilgilenmedi şu anda. Aynen. Chosen Thief. Yani dizilim o şekilde. Explode. Smoke arkasından 2-3. Kör oldu ama Kalix'ten de bir destek ve sanırım ilk haritanın sonuna geliyoruz. Xantares roundu ve haritayı noktalayan isim oldu. Ve New haritası 16-12 kazanıldı Eternal Fire için. The Chosen Few gerçekten kazanma yolunda harika ilerliyordu ama evet, o kaybedilen birkaç tane eco round büyük avantajların oldu kaybedilen roundla birlikte. Eternal Fire noktaladı ilk haritayı. Ya yani öyle bir giriş yapıldı ki ikinci yarıya Chosen Few için. Maçı gerçekten kazanacaklarmış hissiyatını yarattılar. Yani yani çok az kişi muhtemelen büyük finalde gelip şimdi Chosen Thief'in Eternal Fire'ın haritasına almasını bekliyordur. Ama bunu gerçekten yapılabilecek bir hale getirdiler. Bunu yapılabilecek koşullar oluşturdular. 12-8'di, anti'yi koydu. Sonrası yani çorap söküğü gibi geldi zaten. Yaptıkları tek hatadan sonra kaybedilen diğer bazı roundlarda biraz ucu ucuna, yani fazlasıyla ucu ucuna ve kaybedilmemesi gereken roundlar olarak kaybedildiler. O yüzden hani haritanın son bölümlerinde de çok bir rekabet gösteremedi Chosen Thief. Oynanılması kolay bir harita değil ama bence hem savunma tarafını hem de hücumun başlangıcını çok iyi yürüttüler. Sonrasında da dediğim gibi yani birazcık daha İyi anti-eco yönlendirmelerine sahip olsalar, yani bunun üzerine düşmesi gerekiyor Chosen Thief'in. İyi anti-eco yönlendirmelerine sahip olsalar başka bir maç geçirebilirlerdi. Tabii ki aynı şeyi Eternal Fire için de söyleyebiliriz. Onlar da büyük problemler yaşadılar bazı anti-eco roundlarda. Ve Dust2 için şimdi bu maçın kaybediliş şeklini geride bırakıp Chosen Thief'in maçın rekabetçi geçtiğine odaklanması gerekiyor. Ya çok yakın bir rekabeti geride bıraktı evet, her şeyden önce. Yani buna odaklanması gerekiyor. Kolay olmayacaktır belki bu. Hı-hı. Ama yani sonuçta Eternal Fire'ın kendi haritasını kazanması çok problem değil. Dust2'de bizi çok daha yakın bir harita bekliyor olabilir yani. Bakalım. The Chosen Few kendi seçtiği haritada kazanmayı başarabilecek mi? İlk haritada çok yaklaştılar ama bunu başaramadılar. İkinci haritaya geçmeden önce bir ara rica ediyoruz. Go now.
Evet, yeniden birlikteyiz. Final gününde ilk harita geride kaldı ve Eternal Fire kendi seçti haritayı. Nuke'u 16-12 geçerek 1-0 önde şu an. İkinci haritaya geçeceğiz. Dastik haritası. The Chosen Few'un seçtiği harita. Eternal Fire eğer bu haritayı da kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek ama The Chosen Few olursa Decider haritaya geçeceğiz. Overpass olacak Decider haritada. Evet. Tabii Nuke'den biraz yine tekrar bahsetmek gerekiyor. Chosen Few için maçı kapatabilmek, yani o noktaya getirebilmek, en azından kapatabilecek noktaya getirebilmek çok zor değil gibi gözüküyordu. Ama kaybedilen bir tane Anti-Echo ve Explode'un aldığı Clutch özellikle. Sonrasında tabii ki Eternal Fire'da rakibi biraz mental olarak yıprattıktan sonra maçı çok rahat geçirmiş oldu. 12-8'de birlikte maç kopuyor aslında. Evet, o ana kadar yani Chosen Thief kesinlikle daha iyi oynayan taraftı haritada ama sonrasında Eternal Fire herhalde rüştünü ispat etti diyebiliriz tekrar haritada. Şimdi Dust 2 oynanılacak. Özellikle dün de bahsetmiştik yani Chosen Thief için en büyük problem Anti-Echo'lar. Ama kendileri için Anti-Echo'lar problem diyoruz. Rakipler için de problem. Yani bugün Eternal Fire için de problem oldu bazı yerlerde bu. Özellikle özellikle ilk yarıda bu arada. Evet. Özellikle iki tane pistolü kazanıp yani Chosen Thief ikisinden de faydalanamadı. İkisinden de çıkar çıkmaz hemen round kaybetti Force'lara karşı. Biraz problem bu oldu. Yani böyle bir seride rakibe karşı özellikle Eternal Fire'a karşı şimdi iki pistol kazanıyorsan bunun da avantajını kullanman lazım. Kullanabilmen lazım. Bunu hiç kullanamadılar. Dusk'de de pistollere ihtiyaçları olacak kesinlikle. Özellikle Colors maçı çok iyi girdi biliyorsun. Ama sonrasında biraz hücuma geçirdikten sonra onun etkinliğini kırmayı başardı Eternal Fire. Follow maç boyunca çok güzel performanslar ortaya koydu. Maçın herhalde takımı için en iyi oyuncusu gibi diyebiliriz. Yani en iyi oyuncusuydu diyebiliriz. Nuke haritasında Colors'la birlikte. Bunun dışında Kenshin'in AWP ile yaptıkları biliyorsun Eternal Fire'ı biraz zorladı. Fakat aynı şeyi de Imor yeri geldiğinde yine takımı için yapabiliyor. Şimdi en büyük fark şuydu bir de Eternal Fire tarafında. İlk yarıda Imor inanılmaz iyiydi. Çok fazla çok skor iyiydi. Aldı. Xantares böyle seyrinde ilerliyordu ama roundlar işte ikinci yarıya geçildi. Roundlar kazanılmaya başladı. Xantares öyle bir ivme yakaladı ki. Evet. O kadar fazla vurmaya başladı ki. İşte bir round zaten Exolade kazandırdı. Xantares her round 2-3 vurmaya başladı. Kalix ön plana çıkıyor. Durdurması çok güç bir hal alıyor Eternal Fire. Aynen öyle. Özellikle maçın en keyifli unsurlarından bir tanesi de Colors'la Xantares eşleşmesiydi. Yani sürekli karşı karşıya geldiler aslında. Colors'ın da kazandığı fightlar oldu. Xantares'in de kazandığı fightlar oldu. Kim daha fazla fight kazandı kendi aralarında bilmiyorum ama yakındır herhalde birbirlerine. Belki Colors belki biraz daha fazla kazanmış olabilir. Chosen Thief'in bu maçta tabii böyle bir performans ortaya koyması Dust 2 için de aslında bize yakın bir maç sinyallerini veriyor. Yani bunu istiyoruz da çünkü büyük finale gelene kadar işte Eternal Fire'ın yarı final macerasını gördük. Çok kısa geçen bir karşılaşma, çok net skorlar, hiç rakibe oyun şansı vermemişlerdi. Ya burada Chosen Thief birazcık daha dikkatli davransa belki seri 1-0 onların lehine olacaktı. Belki de. Yani görmek istediğimiz de aslında finalde tabii ki yakın bir karşılaşma. Üçüncü haritada zaten bahsettik, gidilirse overpass olacak. Şimdi Dust 2'ye geçiyoruz ve Dust 2'de Eternal Fire savunmada başlamayı tercih etti. Chosen Thief hücumda iki takıma tekrar başarılar. Eternal Fire kazanırsa onlar şampiyon olacaklar. Chosen Thief'in kaybetmek gibi bir lüksü yok. Ve hücumda Long'a doğru giden bir oyuncuları var. B arkasında iki kişi bekliyor. Long'a çıkacak Colors. Long'a gelmedi savunma. Bunun yerine ortadan oynuyorlar. Tabii şunu unutmamak lazım. Ufak bir parantez. Dün Eternal Fire 2-0 rahat kazandı ama ilk haritada rakibi Godbreaker'lık biraz daha rekabetçi olmaya çalıştı. Fakat ikinci haritaya geçildiğinde öylesine iyi bir Dust 2 savunması yaptı ki Eternal Fire. Yani rakibi hücumda bir türlü nefes alamadı, boğdu sürekli. Bakalım The Chosen Thief burada hücumu nasıl gerçekleştirecek? Bu arada ufak bir gap var ve Xantares ilk skoru bulmayı başardı yakından. O gap'i kullanmaya devam ediyor. Xantares 2'yi buldu ve C4 de düştü. Yani 3 oyuncu long'dan hareketlendiğinde diğer 2 oyuncuya bakar mısın? 4 pozisyon var. Yani şu an alt tünelden daha yeni ortaya çıkıyorlar. Yani ve maksat tahmin ediliyor. Maksat bambaşkaydı ama smoke gap'iyle birlikte orada Xantares biraz ilk kilde flash'ında geç gelmesi sonucunda 2 kill'lik bir performansa imza atmış oldu. Ya çok zorlanılmadı. Haritanın orta bölümünde özellikle Eternal Fire'ın aldığı bilgiler sonrasında savunmanın A'ya kaydığını gördük. Daha çok outside'a kaydığını, long savunması yapıldığını gördük.
Ve çok da rahat oldu bu. Şimdi Quality Fall'a round'u çevirmeye çalışacaklar ama hem süreden dolayı hem de sayı dezavantajından dolayı kazanmaları zaten zordu. Imosh, Barretta'lar konuşmuş oluyor. İki kill de kendisinden bu round Xanteres'in ve Imor'un killeriyle kapanmış oldu. Eternal Fire'da serideki ilk tabanca round'unu, pistolü kazanmış oldu. Dün de kendi seçtiği haritada Eternal Fire biliyorsun iki pistolü kaybetmişti. Bugün de kendi seçtiği haritada iki pistolü kaybediyor. Ama rakiplerin haritasında bu pistoller kazanılmıştı. Yine böyle bir senaryo gerçekleşti ve Force yok. Kill bile alınamadı. Plant de yok. Evet, o yüzden full eco geçiriyor Browns'u. Bu arada Dark'tan çıkan iki oyuncu Xanteres. 2 değil 3 oyuncu bu arada. Evet. 3 skoru çok rahat aldı o pozisyonda. Kalix de Cankut'u avlıyor ve Genshin o da X-Law tarafından düşürüldü. Çok rahat bir round. Eternal Fire için. Şimdi bir satın alım gerçekleştirecekti Chosen Few ama 2 round'da da plant alamadılar tabii. O yüzden ufak tefek utility eksiklikleri olacak gibi. Tabii bu çok büyük bir sorun değil. Bu arada AWP alındı. Imor için. Scott. X-Flaw'da mı bırakılıyor yoksa S mi geçilecek? Evet. Scott bırakıldı base'de. Ve B'ye ilerleyen 3 kişi var. Kalan 2 oyuncu da Quality ve Kenshin'de Long'la mid tarafını tutuyor. Fakat B'ye koşmayı denemeyecek gibi de çözüm fiyo. Sadece bir push bekliyorlar. Ve yavaş başlayan bir round. Tabii bu round'u da kaybetmesi halinde The Chosen Few yavaş yavaş o bu arada Imor entry yakaladı ve hemen o pozisyondan çıkmayı tercih ediyor. Bu alınan entry ile beraber sayı avantajı Eternal Fire'da ve kullanılan bir nade Cankut'u neredeyse yarı cana indirdi. Xanteres. Yani birisinin ekstra yapması gerekecek bu saatten sonra. Long'a çıkmaya çalışan oyuncular var. Quality ve Kenshin long'a çıkmaya çalışacaklar gibi. Şu anda long'da da savunma güçlü. Yani çünkü Imor AWP'yi de izlemeye devam ediyor. Yakında aynı zamanda X-Slot var. Ve Imor'un cross'unu geçebilmek burada büyük bir problem. Biraz riskli de bir yerde. Biraz açıkta bıraktı kendini ama sonra değiştirdi açısını tekrar Imor. Son 40 saniye. O hamle yapmak istedi şu an Eternal Fire ve kill verdiler. Ama Imor hala burayı savunuyor ve ortadan bu oyun kurulacak gibi. Xanteres A'ya doğru geri çekildi. Mitubismo'u ikincisi nerede? İkincisi şimdi geliyor. Ve Xanteres spenleri doğru yere attı. Cankut yakın anti-flash bekleyen bir oyuncu onu düşürdü. Ama Mayer takası alma konusunda oldukça rahat ve Mayer'in ardından Kenshin'i de yakaladığını gördük. Colt'i tek artık. Zaten C4 oldukça uzakta. Bu round'u kazanma şansı kalmadı bu sebeple. Eternal Fire X-Wall'ı kaybettikten sonra biraz tedirgin olmuş olabilir ama ortadaki bu hücuma karşı da çok hazırlıklılardı. Evet tabi orada MP9'da olduğu için bir flash peek istediler. O flash etkilemedi kimseyi fakat bir sorun olmadı Eternal Fire için 3-0 ve ilk silah roundunda karşılıklı olarak silah roundunda Eternal Fire kazanmayı başarıyor. Haritaya iyi bir giriş yaptılar yine. Ve burada bir force buy mı? Fall'a full aldı. Quality zaten silahını saklamış. O da zırhını aldı. Kalan 3 oyuncu ekonomi saklıyor. Biraz değişik bir satın alım. Bu round'da az da olsa yatırım yapıldı çünkü. Ve yine alt tünelden mid'e doğru bir oyun var. Kalix ilk skoru bulmayı başarıyor. Devamında bir flash da gelmedi hala üstüne. Kalix biraz fazla hasar aldı oradan. Yarı canını kaybettikten sonra çıkacak gibi de çıkmayı başardı Kalix. Ve midde oyun hızlanmaya devam ediyor bu arada. Kalix bu sefer kapı tarafında savunma yaparken Imor'dan bir destek gelecek bu arada. Imor 27 cana kadar düşerken Cankut orada kör olmuştu ama skor almayı başarıyor. Şimdi Mayer balkonda üzerine gelecek 3 tane rakibi var. Mayer ilk skor aldıktan sonra Quality'den takas. Yarı canlı iki isim var ama plant alındı burada. Evet, Quality ve Cankut'ta şu anda rifle'lar da söz konusu. O yüzden bu round'u kazanmaları çok zor olmayabilir. Özellikle Imor'da bir AWP varken yalnız flash peek'e çıkılacak ve Imor kırığı izlemeye devam ediyordu. Çok rahat oldu bu kill. Ve ardından da Quality X-Blood yakaladı. Retake'de hiçbir problem yaşamıyor Eternal Fire. Beklediği pozisyonlarda İki oyuncuyu da bulmuş oldu. Eternal Fire ve 4-0 Chosen Few için
Harita gerçekten Nük'ten de kötü başlamış oldu. Nük'te 3-1 görmüşlerdi biliyorsun. Burada şimdi 4-0 görüyorlar, gerideler. Eternal Fire'da çok rahat gösteriyor tabii bu roundları ayrıca. Aynen yani. Neyse ki plant alabildi ki The Chosen Few. O iki tane bir önceki round parasını tamamen harcayan iki isim yaptıkları bay yanında işte utility'de alabildiler az da olsa. Şimdi long'taki agresif oyunu long kontrolünü bırakmak istemiyor bu arada. Nate, Junkut'u 18 canı sadece bir Nate mi düşürdü gerçekten? Belki double Nate geldi bu arada. 18 canda... Yani Junkut... için bayağı kötü başlıyor. Şimdi oyunu nasıl kurgulayacaklarına bir bakmak lazım. Chosen Few ekibinin. Quality kısaya doğru yöneldi. Imor bir kill almak üzere sanki. Çünkü hiç rahatsız edilmedi Imor bu pozisyonda ve rahatlıkla geri çekiliyor. Bir de boost denenilecek. İki daha mı var? Harika bir hız. Reaksiyon Imor. Imor çok fazla entry buldu yani bu haritanın başlangıcında. Daha 5. round'dayız. Vurmaya devam ediyor. Az canlı bir Colors. Onu da vurdu Imor. Toplamda 3 skor. 3'ü de Imor'da. Ace'e çok yakın. Sadece 18 canlı bir Junkut var. Alıp pistoli gidecek mi acaba üzerine? Junkut burada C4'ü istiyor. Imor OP2'de alacak. Kaçırdı ama bu sefer. Toplamda 4 skorla bu round'u kapattı ama round hala bitmiş değil tabi. Junkut burada XWAT tarafından arkalanabilir ve onu da rampa tarafında bekleyen bir Mayer var. Exulat şu anda mid'e doğru gidebileceğini tahmin ediyor rakibinde ama Junkut neredeyse A site'e ilerlemek üzere. Birazdan tabii Mayer durumu fark edecektir çünkü... Mayer defansif kaldı. Rampada zaten bunu bekliyor Mayer sadece. Ve Junkut'u yakaladı. 4 kill'lik bir Imor performansı gördük. Özellikle ikinci kill çok çıktı Imor'un. Boost'un ardından güzel bir kısa filik. Ve taktik durak atma geldi. Durum 5-0. Ya dün olduğu gibi savunma tarafına çok iyi başladı Eternal Fire Dust 2'de. Evet. Ve tekrar hatırlatalım. Intel'in yeni nesil performans hibrit mimarisi sayesinde oyun oynamak daha keyifli. Yeni nesil işlemcileri Vatan Bilgisayar'da bulabilirsiniz. Chat'e ünlem Intel yazarak detaylara ulaşabilirsiniz ayrıyeten. Ünlem Intel. Chat'te detaylara ulaşabilmek için bu komutu kullanabilirsiniz. Şimdi round'a da geçiş yapıyoruz. Evet, ya tabii bugün ya finaldeyiz o yüzden taktik duraklatmalar turnuvanın geri kalanına baktığımız kadarıyla çok fazla kullanılıyor. Bu taktik duraklatma da gerektiği de açıkçası. The Chosen Few'un bir şeyleri değiştirmesi lazım. Bu round'da bir tane AK var Junkut'ta. Kalan oyuncular Tekline'de oynuyor ve hızlı B oyun için çok uygun bir donanıma sahipler. Çünkü yeterince flash var. Bakalım B oyunu ne zaman hızlanacak. Şimdi Kalix flash dojlamak için pozisyonunu tutuyor. Zantares'te hemen bir flash pozisyonunda. Zantares'in flash bakalım ne kadar etkili olacak. Kalix 2 skor birden buldu ama herkes kör. Kalix USB'yi çekti şimdi. Destek burada Mayer'den geliyor. Ve Mayer'in gelmesiyle birlikte round noktalandı. Sadece Kalix düştü. Haricinde tertemiz bir round yine Eternal Fire için. Kalix'in daha önce buna benzer bir pozisyonda dün ace'i vardı değil mi? Ace miydi? Hatırlayamadım. Ace'di galiba. Yanlış mı hatırladım? Bayağı vurmuştu ama Ace miydi? O noktada emin olamadım sadece. Dünkü benzer pozisyonda. Kalix. O da 5-2'ye ulaştı. 7. round'un içerisindeyiz. Ve Chosen Few henüz kazanamadı. Şimdi bir silah round'unu izleyeceğiz. Kenshin AWP'sini aldı. Şu ana kadar AWP'li enter bulma noktasında çok iyi iş çıkarıyor Imor. Kenshin de bir benzerini yapması lazım. Bu arada quality'de etkilendi Nate'ten. Canının 3'te 1'ini kaybediyor. Şimdi de yarı canı düştü gelen ikinci Nate sayesinde. Smoke kapı da patladı ve ortadan Chosen Few yönünü Cat'e doğru çevirdi. Long'tan açılmak istemiyor kimse. Eternal Fire yine klasik bir setup uyguluyor long savunmasında. Ama site'da 2 kişi daha var. CT rampada. Mayer'in elinde bir yanıcı görebiliyorum. Şimdi atılan flash sonrasında bu yanıcıyla cevap vermek isteyebilir Mayer.
Evet, Zantares de rampadaki yerini aldı bu arada. Şimdi yanıcı kullanılıyor ama zaten çok acele etmiyordu. The Chosen Few. Son 45 saniye yalnız. Ve info almak için aslında şöyle baktığımda B'den açılan kimse var mı? Kalix bekliyor tünelde. Yani B çok güvenli çünkü Kalix'te bir yanıcı var. Ve bomba tutuyor Zantares. Bomba çok hasar vermedi. Aa, çok kalabalık. Ve oyun hızlanıyor. Smoke kullanıldı. Profile geliyor Mayer'den. Mayer! Quality'yi almayı başardı. Sonra hemen CT tarafına giderken reload'unu da yaptı. Kalix'ten de destek gelecek. Zantares düştü bu arada. Kalix midde rakibiyle karşılaşıyor ve Fola'yı hiç zorlanmadan düşürüyor. 13 canlı bir Colors veya hayata kalan bir Kenshin var. Flash kullanıldı. Mayer de round'u noktalıyor bu pozisyonda. 7-0 yine sadece bir kayıpla kazanılan bir round. Oluşan da muazzam bir ekonomi Eternal Fire adına. Ve bir duraklatma gelmesi gerekiyor duraklatmanın tekrar. Çünkü maç elden kayıyor gibi yavaş yavaş. Bunu geç olmadan engelleyebilmek adına bu kadar. Ve hem vatan yazarak, otu kullanarak 12. nesil. 5 Deagle. Armor'lar da var. Bir flash, iki smoke. Pek bir utility olmayacak bu yarım satın almada. Ve Immort hızlı geldi. Kenshin hızlı geldi. Ama hızlı düşen Kenshin oldu. Ve alt tünelde şimdi Quality yakında bir savunma oyuncusu. Flash da birlikte peşinden gidiyor. Harika reaksiyon Quality'den. Zantres'i düşürdüğü yerden bir AK aldı. Ama round'u daha fazla heyecanlandırabilecekler mi? Kırıktaki oyuncu tahmin edilebilir mi? Bu esnada Kalix... Totalde yine Kalix 3 vurdu ve belki de 4. kill'i almak üzere. Kalix can kutunun sadece bir mermilik canı var. Cross koydu can kutu, bir flash ve flash'ın da yardımıyla birlikte Kalix can kutu yakalıyor. 4 kill'i tamamlamış oldu bu sefer B savunmasını. Ya Dust 2'deki savunma kurgusu gerçekten aşılabilir gibi değil Eternal Fire'ın. 2 gündür bunu izletiyor bize ki turnuva kalanında da Dust 2 performans zaten çok iyi Eternal Fire'ın. 2 oyuncu hala kill alamadılar Eiffel'i. Ya bu çok kötü haber The Chosen Few için. Ve bir önceki haritanın aslında iyi isimlerinden Kenshin. Şu anda yani Immort'un performansı çok göz doldururken ikinci kez AWP'sini alabildi. Ama ilkinde etkili olamadı. Bakalım bu sefer etkili olabilecek mi? Yine long kontrolü bırakmıyor Eternal Fire. Ve yakın bir savunma. Colors! Bu arada 32 canı düşmüştü ama çıktı gibi ilk skoru buluyor. Devamlı profile az canlı Colors'ı. Zantares düşürdü. Şimdi ortada olan bir long oyunu var. Hala orayı bırakmaya niyetli değil gibi Eternal Fire ama biraz da riskli o AWP ile o pozisyonda kalmak. Immort pozisyonunu henüz güncellemek istemedi. Kullanılan bir flash var. Fola Mayer skorunu alıyor. Yakında Immort ilk vuruşunu kaçırmadı. İkincisini kaçırınca Fola affetmiyor Zantares'ten. Bulunan ikinci skor longtaki. Şimdi bir infight ve Zantares bunu kaybetmedi. Kenshin 1'e 2 pozisyonda AWP ile birlikte ilerliyor longa. O güzel bir vuruş ardından Kalix. Şu an tabii Kenshin'in yerini biliyor ama Kenshin onun yerinden bir haber. Ve Kenshin için burayı tahmin etmek mümkün mü? Bakıyor şu anda. İki oyuncu da clutch'larda çok iyi bu arada. Nuke'u hatırlayalım. Evet, Kenshin'in bayağı iyi clutch'ları var ve Kenshin kaçırdı. Kalix bu noktadan sonra artık tabii daha farklı bir yere yönelebilir. Ya bu smoke'tan çıkmak bile isteyebilir. Ve şimdi Kenshin koşa koşa ilerliyor. Oo, timing'e bak. Gördün. Kalix. Çekirge zıpladı ama buraya kadar Kenshin'in tekrar bir kılıçını izliyoruz. Evet ve Kenshin henüz skoru bulamadı demiştik round başında. Öylesine iki skor buldu ki 2'den çok daha fazla değere sahip aslında bu skorlar. İlk roundunu kazandı The Chosen Few. Bakalım devamını getirebilecek mi? Tabii ekonomik olarak Eternal Fire 8 round arda arda kazanmış olsa da kaybettiği bir round'dan sonra yine kırılgan bir ekonomiye sahip olabildiğini görüyoruz aslında. Immort ve Exvlast tüm kredilerini sonlandırmış durumda. Kalan oyuncular da 2000 civarında var. 3 kişi B arkasında. Bu artık klasik dizilimi. Haritaya dağılımı The Chosen Few'un. Rahatlıkla görebiliyoruz bunu. Neredeyse her round bir benzerini yapıyorlar. Ve B'ye bu sefer Colors'a yöneldi. Sanırım B oyunu isteniyor. Bir Kenshin. Boost! Tahmin edilmedi. Çok iyi bir boost. Her zaman tabii sonuç alabileceğiniz bir boost değil ama smoke bunun için uygundu ve Mayer de bu görüşü verdi. Şimdi B'de hala 2 kişi var ve bu B site'a girilmek isteniliyor gibi. Kalix'e ayrıyeten bir yanıcı bırakmış oldu Zantares.
tabii ya, B savunmasını tek kişiye bırakmak için o yanıcıya ihtiyacı vardı. Yanıcı kullanıldı ve hızlanıyor oyun. Kalix skoru buldu. Hemen yanıcıyı da söndürüyor. Zantares'ten bir destek gelecek ama Zantares'in yanısını kaybederken Kalix pozisyonunu korumaya devam ediyor. Kalix'ten ikinci skor. Karşısında bir AWP'ci var. Kalix onu da buldu. Quality son isim ayakta kalan. Çok iyi lan. Yine çok iyi bir B savunması Kalix'ten. Kalix iki gündür geçit vermiyor B'de. Ya çok yeri mi değil mi bilmiyorum ama şöyle bir şey vardı eskiden, yine görmüştüm. Özellikle bu tarz işte boostlar, işte flash oyunları, ufak böyle sneaky, kurnaz oyunlar. Hani mikro oyunlar aslında bunlar, biliyorsun. Yani mikro oyunlarla evet Chosen Film iyi bir iş çıkartıyor. Ama iş makroya geldiği zaman Eternal Fire çok daha hazırlıklı iş. Ve özellikle NA bölgesi için hep bu söylenir. Çok fazla mikro oyunu vardır NA bölgesinde mesela. Ama makro oyunda hep sıkıntı yaşadıkları için, yani bu tarz boostları iyi çalışsalar bile mesela, kill alsalar bile round olamıyorlardı biliyorsun. Ya maçta da biraz öyle bir durum var. Şimdi mikro oyunlarla iş çıkarabilirsin ama makroda şu an Chosen Thief çok bir şey vaat edemiyor. Yani harita kontrolü konusunda Eternal Fire nasıl pozisyon alacağı konusunda senaryolarda çok başarılı. 4v4'te gördün yani. Kalix'in tabii ki bireysel olarak da çok iyi bir oyunu var. Bambaşka bir mevzu ama Zantares'in yardımını da gördün ve B bekliyorlardı. B geldiler. Şimdi de bu Echo'da A gitmedi. Söz konusu Cankut İmur'un bu vuruşu kaçırmadığını gördük. Ya 11. round'da sanırım İmur 6. ilk skor aldı bu haritada. Yani yanlış saymadıysam bu muazzam bir sayı tek bir oyuncu için. Şimdi hızlı bir şekilde Foda CT atladı o pozisyondan. Ama Kalix Foda'yı avlıyor. İmur da Zantares'le birlikte A savunmasında o kadar rahat ki kalırsa da Kalix düşürecek gibi ve ona bir, yani The Chosen Few neredeyse yavaş yavaş haritanın sonuna geliyoruz. Yani 16 round'un 10'unu kazandı Eternal Fire. The Chosen Few hala haritaya girememiş, yani maça başlayamamış gibi. Yok yani kendi seçtiği bir haritaydı. Aslında dün Eternal Fire bu ortada yine buna benzer bir performans ortaya koymuştu biliyorsun. Yani Mirage yerine bunu Dust 2 istediler ama şu an Dust 2'de de hücum edemiyorlar. Aslında nuke haritasında da işin savunma kısmı onlar için daha iyiydi. Pony. Savunmaya geçmeden önce 3-4 round. En azından 3-4 round mümkünse. Chosen Thief'i belki oyun içerisinde tekrar sokabilir. Ama hücumda gerçekten zorlanıyorlar. Evet, Eternal Fire yine benzer bir savunma kurgusunu yaptı. 4 kişiyi long'a götürdüler. Çok fazla utility kullanıp yeniden haritadaki ilk dizilimlerine döndüler. Ve Kalix de şu anda A'da kaldı. B savunması Mayer'e emanet edilmiş durumda. Ve B arkasında bekleyen sadece bir Foda var. Kullandığı bir utility'lerle birlikte biraz B'deki savunmanın yerinde kalmasını istiyor ki mid'de takım arkadaşları biraz daha rahat edebilsin. Ve oyun short'a doğru ilerleyecek gibi son 1 dakika round için. Ve sadece 3 kişiler burada. Kalan 2 oyuncu henüz katılmadı takımının yanına ve Kenshin de B'ye doğru ilerliyor. Oyun B'ye dönecek herhalde. İmur. Yanıcı yaptı. Cankut atlıyor CT'ye. Cat'ten ve şu anda Zantares yakalandı. Mayer de bulundu. Ve B side'da kimse kalmadı. Artık bu retake'e hani gelmeyebilir belki Eternal Fire. Kalix'in kralı seçim rengi değişebilir yalnız. Retake'e giderler mi emin değilim. Çok uzaktalar. Yani gitmeyecekler. Ama çıkış skoru arayan bir X-Float var tünel arkasında. Aynen, hatta Immor da katılacak. Aynen öyle, AWP ile gidiyor. Ya tabii çok riskli bir oyun aslında. Sadece iki kişi C4 ile birlikte mid'den ilerliyor. Kalan ikili de tünelden gitti. Ama vurmayı başardı. O pozisyonda Cankut. Ve Colors aldığı skorlarla birlikte ikinci roundunu getiriyor takımına. Durum 10'a 2. Tabii devre öncesi en azından bir 2 round daha alsa, yani 11-4 de girse yine şansı belli ölçüde devam edecektir. Burada çok fazla bir taktiksel oyun görmedik aslında ortada. Yani çıktı ve vurdu. The Chosen Few oyuncuları. Bu olan skorlarla birlikte açıldı site. Tabii skor dağılımlarına baktığımızda hala iki haneli sayılara ulaşan bir oyuncu yok.
hücum ekibinde. Şu anda en skorer isim Kalix, 16, Xanthers ve Imor takip ediyor Kalix'i. Yine 3 kişi B arkası. Bu arada Kenshin Imor'u düşürmüş bizim görmediğimiz açıda. İşte bu AWP skoru çok önemli. Bu arada Xanthers nade'i şöyle yavaş yavaş long'a doğru taşıyor. 3 tane nade var kullanabileceği. Bunlar short için hazırlanıyor. Elinde top çeviren cambazlar. Aynen öyle. Yani biraz Xanthers'in bu gayesi. Şimdi bir olmayan ki headshot yanlış. Özür diliyorum. Friendly fire yanlışlıkla Fola'ya. 62 can kaldı Fola. Yani dediğim gibi 3-4 round Chosen Thief için maçı bambaşka bir hale sokabilir. Özellikle savunmaya geçeceklerini düşünürsek. Xanthers bulamadı neydin birini. Ve short için tutarken oyun B'de. Son 45. Smoke. Üzerine flash kullanıldı. B sonması sadece Mayer'de ve Deagle var elinde. Mayer şimdi deneyecek. Kalix bu arada skor bulurken Mayer. Rahat bir skor oldu Colors için. Plant alınıyor ve 3. roundunu kazanmak adına büyük bir pozisyon avantajına sahipti Chosen Thief. Ve save'e gidiyor Eternal Fire. Evet, Mayer'de tabii sadece bir Deagle olması. O da şaşırtıcı. Ve Kalix B'yi bıraktıktan sonra B oyunlarından sonuç almaya başladı Chosen Thief. Yine belki bir dizilimde değişikliğe gidebilir Eternal Fire. Çünkü B'yi de yalnız bırakmaya başladı Eternal Fire. Yine bir ikili B savunma kurgusu bekleyebiliriz onlar için. 10'a 3 ve devre öncesinde son 2 round. Muazzam bir round serisini durdurup ard arda 2 round kazanmayı başardı The Chosen Few ekibi. Kendi seçtikleri haritada 10'a 3 gerideler. Burada kazanılacak her round çok değerli onlar için. Oradaki farkı azaltmak adına ve Imor AWP'yi aldı. Xanthers AK'yi korumuştu zaten. Kalın oyuncular da yine M4'te oynuyor. Evet, bir kez daha 3 kişi B'ye gitti. Düzeltiyorum, 2 kişi B'ye gitti. Ve bu sefer B oyunu oynanmayacak gibi görünüyor. B savunmasına baktığımızda Kalix ve Mayer B'de şu an. Ve oyunun yönü bu sefer A'ya daha yakın. Kısa yatılan bir yanıcı. Şimdi quality. Ortanın B tarafını kapattı smoke'la. Ardından CT'ye de smoke'lar düşüyor. Orta gösterildi ama oyun A'ya gidecek ve şu an Xanthers'in elinde bomba var. Ve kısaya bunu çok iyi bir şekilde kullanabilir. Bombayı tutuyor. Longa çıkıldı ve Junkut X-Wall'u yakaladı. Ardından Junkut smoke içerisindeki oyuncuyu bulabilecek mi? Kısadakiler Xanthers'in takısını alamadı. Ve flash var Xanthers'te. İyi bir flash. Kaçabilir. Arkadaşlarının desteğini alabilir. Yine bakmaya devam ediyor. Rakibinin farkında Xanthers. 15 canı var ama 3. killini almaktan geri durmadı. Ve Mayer de bu noktada follow'u yakalıyor. Arkadan zaten Kalix yetişmişti. Round'un sigortasıydı. Ve Eternal Fire 11. round'unu bu şekilde çıkardı. Xanthers'in üstün performansıyla bir takasa bakardı olay. Evet ve ard arda kazanılan round sayısı sadece 2'de kaldı. The Chosen Few için. Ve devre öncesindeki son round'a giriyoruz. Kenshin bir AWP alabildi. Utility'lere baktığımızda iki tarafında full olduğunu görebiliyoruz rahatlıkla. Ve ilk yarıdaki son round karşılıklı olarak silahlı olarak oynanacak. Herhangi bir eko durumu söz konusu değil. Daha doğrusu bir eksiklik söz konusu değil. Bu arada quality görmediğimiz açıda Xanthers'i düşürmüş. Top midde. Exploat'tan denemeler sonuç vermedi. Kalix şimdi bir smoke bıraktı tünel girişine doğru. Sadece bir kişi var B tünelde bekleyen. Kalan iki isim de orada Colors ve Fola da yine doğru geçmek istiyor. İki gündür ilk defa SC'yi görüyoruz. Evet, savunmada avuk alınabiliyordu turnuvanın başlangıcında ama çok fazla yönelmiyor takımlar. Tabi bu iki silahın avuk ve SC'nin bufflı olduğu dönemde çok fazla oynanıyordu. O biraz abartıydı ama. İlginç bir metaydı o ya. Yani, AK'nin unutulduğu bir meta ilk defa ya, yaşamış. Meta şu, bir yerde SC bir tarafta AK var, Xanthers SC'yi tercih ediyor. Yani evet. Sen düşün metayı. Orada oyun çok hızlandı ve Kalix kör oldu o pozisyonda.
Kalix tek kişilik B savunmasını yaparken onu düşürerek Plant'ı alıyorlar. Ve 3v5 durumda Retake oynamak durumunda ilk yarının son roundunda. Eternal Fire. Jankos kırıktan çıkmaya çalışıyor. Mayer onu rahatlıkla yakaladı. Artık kalan oyuncular için tabii bir zorunluluk bunu denemek. Yarının son roundu. X-Slot ve Imoj deneseler de bir şeyler yapabilmekten uzaklar. Jankos'a doğru güzel bir lengti Imoj'dan. O da düşüyor. X-Slot da düşüyor. Ve 11-4. Yani en azından o bu 4 round şimdi bir pistolle birlikte Chosen Thief için maçın çehresini gerçekten değiştirebilir. Çünkü nük haritasında savunmayı iyi yapmışlardı. Yani nük haritası kadar tabii ki bir savunma haritası değil Dust 2. Ama ya, denemekten başka da bir çaresi yok yani. Bunu kaybetme lüksü yok Chosen Thief'in. Ve bütün odaklarını bu savunmayı yapabilmek için kullanmalılar. Ya skor şu anda... BRH slotu verdi. Ne yok o kadar da değilmiş. Ya 3 kişi yakın en azından denenebilir. Skor şu anda Chosen Thief için çok kötü görünüyor ama... Karşılaşmanın gidişatını göz önünde bulundurduğumuzda çok berbat bir skor değil aslında onun için. Karşılaşma biraz sanki böyle 13-2'ye göz kırpıyor gibiydi ilk yarı. 4 round çıkarmaya başardılar. Bakalım ilk round çok önemli tabii. Bir sonraki round çok önemli. Utility noktasında biraz fazla yatırım var Eternal Fire'da. Mayer de X-Float'la birlikte burada utility'ye yatırımını yapmış. Quality kartta yerini alırken 5 kişi long'a ilerliyor. 2A biraz sıkıntı olabilir bu. Ya kara bakarlarsa, dikkat ederlerse, ya iş biraz colors'a bakıyor. Quality dikkat edildiğinde pek bir şey yapabilecek gibi değil açıkçası. Yanıcı da var. Buraya kullanırım emin değilim de. Yanıcı. Colors fark edildi. Smoke atılacak. Ooo. Quality! İkinci kill'le erişimde ama arkadaşını kaybetti. Ardından X-Float da Imora destek olmuş oldu bu kill'le birlikte. Yani zor bir savunma. 5 long'u hem side'dan hem de kardan savunmak sadece kolay bir iş değil. Ve tek bir kill alınabildi. 3 ve 4 imkansız değil. Ya yani pistol retake'i bir imkan var ama kolay işte değil. Evet ve Junkut long'dan ilerliyor. Takım arkadaşları da ona yakın. 3 kişi long'dan gidecekler fakat Mayer ilk skoru aldı. 3'ün atışlarıyla Mayer bir headshot daha gönderiyor. Ve Genshin bir headshot da ona. Mayer de 3 kill'le. Tecrübe. Kapattı bu round'u. 12-4. Pistol round'da kazandı. İşler artık iyice çıkmaza doğru ilerliyor The Chosen Few için. Evet, bir eko yapılacak. Silahlı round. Yani açıkçası Chosen Few'in hiç istediği şekilde geçmedi. Pistol şimdi de Mayer, ilk başta ilk oyuncuyu zaten arkadaşı görmüştüm. Mayer düştü burada. Arkada bekleyen bir isim. Tekrar Kalix. Rakipleri teker teker geliyor ve teker teker Kalix de onları yakalıyor. Yine bir 3 kill'lik performans Kalix'ten bu haritada. Ve Kalix'in de kill sayısı 21'e çıkmış oldu. Takımının en fazla kill alan oyuncusu Kalix. Diğer yandan çifthanelere çıkabilen kimse yok. Böyle bir problem de var. Yani 17 round'u geride bıraktık. En fazla kill alan isim şu an Junkut. O da 8 kill'de. Evet ve şimdi bir silah roundu izleyeceğiz. Bu silah roundunda Eternal Fire'de bir tane scout var. Çok uygun bir silah değil belki ama onlar adına da bir ekonomi saklama söz konusu. Bir mermi isabet etti Junkut'a. İkincisi isabetli değil ama Imor bir headshot. Ve hem follow'yı düşürdü hem de 28 canlı bıraktı Junkut'u. Colors burada Mayer'le karşılaşacak, hiç hata yapmıyor Colors. Sayı dezavantajını ortadan kaldırdı belki ama Junkut'un az canlı olması hiç iyi işaret değil savunma ekibi için. Quality mavide ve şu an pite doğru hareketleniyor. Zantares arkadaşlarından bağımsız kısada. Yani Quality'nin bayağı sağlam bir performans ortaya koyması lazım. Colors'ın onu destekleyebilecek bir flash'i yok çünkü. Ve şu an gördü de bu arada rakibini Zantares. Quality de gelen bir flash ilkini çıkardı. Takas alınabilecek tabii ki. Ve Zantares'in de Colors'ı yakalamasıyla artık kalan iki oyuncu Kenshin, Junkut. Zaten Junkut'un 28 canı var. Gerçekten zor bir retake deneyecekler. Evet ve Zantares iyi bir açıda. Görülmedi ve Kenshin de alıyor. Sadece 28 canlı Junkut ayakta. 14. round'una çok yakın Eternal Fire. Junkut... Yani tabii...
Yani Zanteres'in... Skor öyle bir durumda ki denemesi lazım. Canı da çok az ama... Zanteres'in şurada mid'e bakmayıp geri çekilip flash pick istemesi de tabii ki. Herhalde Zanteres'in profesyonelliğini anlatıyor fazlasıyla. Maç 13-4. Gidip denese 1'e 2 kalacak arkadaşları, yine çok avantajlılar. Ama disiplinden de kopmayan bir evet. ekip. Ve save'e gitmeyi tercih etti Cankut zaten. Yani çok mümkün de görünmüyordu bu round'u denemek. Ama 14-4 sadece 2 round uzaklığında şampiyonluğun Eternal Fire. Ve ekonomiye baktığımızda ya o Enfor'un bir şeylerle desteklenmesi lazım. Bir silah atıldı. Bir FAMAS alınıyor. Kalırız'da Deagle var. Kualit de Deagle aldı ve bu şekilde geçirecek gibi görünüyor The Chosen Thief. 19. round'u. AWP'nin tekniği. 30 can kalırız. Kalırız. Yine de düşmediği için şanslı diyelim. Tabii bu bir şans mı? O da tartışılır ama. 70 canı gitmişken şimdi... Kısaya yakın bir fola var. Boost var. Boost'la birlikte Cankut'la fola var. İkisi de düştü. İkisini de yakalayan Mayer ve artık bu site quality'ye emanet. Bunu bilmiyorum, Eternal Fire zorlar mı bu site'ı ama hala temkinli Eternal Fire. Yani bir açıklık da vermiyorlar. Aceleci de davranmıyorlar. Hiçbir fırsat vermiyorlar. Mid'de Kenshin. Zantares'i yakalıyor. En azından 3v5'ten 3v4'e çevirdi ama diğer tarafta Quality. Mayer'i düşürmüş. Al canlı Quality'yi. Imor tamamlamayı başardı. Toplam can havuzu 130 The Chosen Thief'ın. Bu round özelinde ve C4'ü artık sanırım B'ye çağırmak istiyor. Eternal Fire, Exflat şöyle bir kontrol etti. A'ya gidiyorlar. Evet, Exflat'la beraber short'a yönelim başladı. Son 30 saniye. Ve iki side'a da dağılmış durumda. Kenshin'de Colors. Kenshin bakalım. Offguard yakalayabilecek mi herhangi birini? X score geldi ama Xflout burada. Trade'i buluyor. 30 canlı Colors. Sadece bir Deagle var. Belki yolda bir silah bulabilir. Alacak şimdi. Ama yani... 15-4 gibi duruyor. Yani Colors'ın canı sadece 30. Şimdi... yakaladı Xflout değil mi? Orada AWP var. Kaçırırsa belki sıkıntı doğabilirdi ama hayır. Morch kaçırmadı. 15-4 ve 11 tane şampiyonluk puanı. Nitelisel Türkiye şampiyonasında Eternal Fire için rakibini seçtiği haritada 15-4'lük bir üstünlüğe sahipler. Ve 11 roundu da üst üste kazanmak durumunda Chosen Thief. Bu satın alında bir AWP'leri olacak Kenshin'de. Boost deneniliyor ama boost'a dikkat eden bir Imor var ve entry'yi de çok çabuk vermiş oldular. Ve ardından ortadaki follow'yı da Mayer yakaladı. Şampiyonluk yolunda adım adım Eternal Fire sonuca ulaşmak üzere sanki. Site'daki diğer oyuncuyu da görecek gibi Mayer son anda CT'ye atlamış o isim. İki tane A oyuncusu var, kalırız. Kalix'i yakaladı. B'ye de gidilebilir. B'de tek savunma Cankut, o da ortaya doğru yaklaşıyor. Bilmiyorum peek alacak mı? Gördüler Cankut'u. AWP'yi alabilmek adına bu hamleyi yapmıştı. Evet, yani büyük bir avantaj var Eternal Fire tarafında ve C4 şu anda base'de. Henüz C4'e yönelen kimse yok. Bir dakika var round'un tamamlanmasına. Colors. Bitti bir dakika istiyor. Imor! Döndü ama başarılı olamadı. Colors'ın gönderdiği headpunch'la beraber. Sayı avantajı ortadan kalktı Eternal Fire için. 3v3 durumdalar. C4'ü almaya şimdi Mayer gidiyor. Ve yakın bir temas olabilir bu pozisyonda. Zantares ile Colors arasında. Zantares şöyle bir shorttan çıkmak istedi ama yanıcı gelince biraz geri adım atıyor. Guz'da bir isim var. Quality ile 1v1 ve Zantares hasar dahi almadı o pozisyonda. 35 saniye round'un bitmesi için. Şimdi bir smoke bırakıldı ve C4 usul usul ilerliyor long'tan. Bakalım koruyabilecek kimse var mı Mayer'i? Bir smoke var mı diye bakıyorum Mayer'in. Şu anda evet bir smoke kullanıldı, bir de yanıcı geldi yakına. Smoke'tan sızmak isteyen bir Colors var. Yanıcıdan etkileniyor. Sadece 6 canı kaldı ve Zantares Colors'ı da düşürüyor. Cankut 1'e 3 pozisyonda ve Eternal Fire sezonun şampiyonluğunu ilan eden son skoru olarak Exploit'la birlikte
2-0'la rakibi The Chosen Few'u geçiyor ve Eternal Fire 11. sezon Intel ESL Türkiye Şampiyonası'nın galibi. Tebrikler Eternal Fire, onlar bizi Konferans Ligi'nde temsil edecekler. Intel ESL Türkiye Şampiyonası'nda tabii ki turnuvaya girilirken favorilerdi. Kuşkusuz net favorilerdi ve bugün dün olduğu gibi yine 2-0'la birlikte rakiplerini geçiyorlar. Nick haritasının 12-8'lik bölümüne kadar belki oyunda biraz geridelerdi ama sonrasında hem Nuke'in geri kalanını hem de Dusky'nin tamamını tek taraflı bir şekilde geçmiş oluyorlar. Şampiyon Eternal Fire, onları tekrar tebrik ediyoruz. Konferans Ligi'nde de ve diğer bütün platformlarda da tabii ki kendilerine başarılar diliyoruz bu aşamada. Yani çok diyecek bir şey yok. Bu kadronun zaten beklentisi şampiyonluk bu turnuvada. Bunun için buradalar. Konferans Ligi slotu için aslında burada mücadele ediyorlardı ve bu slotu da rahatlıkla kazanmayı başardılar. Yani bu tarz tabii Avrupa'da hedefleri olan takımlar için özellikle yerel rekabette hiç sıkıntılarının olmadığını göstermek çok önemlidir. Eternal Fire'da yerel rekabette yine en iyisi olduğunu aslında rahat bir şekilde göstermiş oldu. Ve MVP oylamamız Twitch chatinde Zantares için 1, Imor için 2, Xvladu için 3, Kalex için 4, Mayer için de 5 yazarak Twitch chat'e siz de MVP oylamasında oylamanızı yapabilirsiniz. Tabii takımlara ayıran en büyük olay şu belki de. Bu turnuvaya katılan birçok takımın hedefi turnuva şampiyonluğuyken Eternal Fire için aslında bu turnuva bir basamak. Çünkü onların hedefi değil burası. Yani değil, hem şu ana kadarki performansları, yaptıkları ve hedeflediklerini göz önüne bulundurduğumuzda onların amacı Konferans Ligi'nde yine iyi bir derece elde etmek. Belki tabii orada bir şampiyonluk yakalamak. Yeniden tebrik ediyoruz tabii ki. Başarılar diliyoruz şimdiden. Tabii ki. Tabii oradaki format henüz belli değil bildiğim kadarıyla. İşte playofflardan bir başlangıç mı yapılacak yoksa bir direkt slot başlangıcı mı yapılacak? İlerleyen günlerde netleşecek o durumda. Ve biz de heyecanla tabii bir an önce Konferans Ligi'nde temsilcimizi Eternal Fire'da izlemek istiyoruz. Oylama sürüyor TV sohbet üzerinden. Tabii ki bugün ön plana çıkan çok isim vardı Karahan. Yani evet. Kalix, Imor, Zantares bu üçlü çok ön plana çıktı bugün. Bakalım üçü arasında ben yakın bir oylama bekliyorum açıkçası ve maçın da önemli anlarını şöyle bir ekranlara getiriyoruz. İkinci haritada Dust 2'de. Yani bu sefer pistoller de biliyorsun Eternal Fire tarafından kazanıldı. Geçtiğimiz haritada pistolleri kazanıp gerçeğin avantajını değerlendirememişti The Chosen Few ama bu ortada pistoller de gelmedi. Tabii yani Chosen Few için yani Nuke haritası biraz hüsranla bitiyor. O 12-8'lik kapanışı yani oyuncular unutmayacaklardır. 12-8'den sonraki kapanışı unutmayacaklardır kolay kolay. Çünkü Eternal Fire kendi seçtiği haritada kazanmaya yani kendi seçtiği haritada yenmeye çok yakınlardı. Oyunları da gayet iyi göstermişlerdi. Bireysel olarak da özellikle Colors bayağı oyunun içerisindeydi. Fola maç boyunca çok güzel oyunlar ortaya koymuştu. Kenshin'in AWP ile yaptıklarını hatırlıyoruz. Aslında herkesin bölüm bölüm, Cankut'un yine bölüm bölüm kattıkları, Quality'nin kattıkları vardı. Ama işte Dust 2'ye geldiğinde o mental yıpranma da kendini biraz gösterdi. Sanki bireysel olarak da çünkü Dust 2'de kimse rakip için bir tehdit oluşturamadı. Ya her şeyden ziyade Eternal Fire'a karşı Dust 2 oynayabilirsiniz ama haritayı seçenin Eternal Fire olması lazım bence. Çünkü savunmayı harika oynuyorlar. Evet. Ve savunma da o kadar round kaybettikten sonra maçta yapabileceğiniz planlar da değişmek zorunda kalıyor. Çünkü çok kısıtlı artık. Birkaç round kaybettikten sonra haritayı kaybediyorsunuz ki benzer oldu zaten. Evet, yani şimdi Dust 2'nin de tabii ki özellikle savunması bazen zor olabiliyor. Ama Eternal Fire iyi bir tık. Ve savunmada özellikle pozisyon alma konusunda oyuncuların ikili oyunları ve bireysel olarak kabiliyetleri çok yüksek. İşte Kalix'in B savunmalarını genelde görüyoruz. Yani bütün B savunmalarında Kalix çıkıp ikişer üçer kill falan aldı. Hiç boş geçmedi neredeyse. Bunun dışında yani kısaya karşı nasıl oynayacağını, kısa hücumlarını nasıl idare edeceğini, kısa olmazsa mid 2B'leri nasıl idare edeceğini de iyi bilen bir Eternal Fire var. Rotasyon oyuncuları da tabii ki çok hani yetenekli. Yani Zantares yıllardır bu işi yapıyor Dust 2'de. Tabii ki Eternal Fire'ın da Dust 2 savunmasının iyi olması gayet doğal aslında. Ama yani Mirage yerine Borte'yi tercih etti Chosen Few. Anlayabiliyorum. Dün de oynadılar.
geçtiler. Ama Eternal Fire dediğin gibi zorlu bir rakipti gerçekten. İşin ilginç yanı yani Eternal Fire Nuke'i seçerken Nuke'de bayağı iyi bir oyun ortaya koydular. Dusk'de hiç görünemediler. Kendilerini gösteremediler ama tabii ki Chosen Few oyuncularının da ellerine sağlık. Biz Eternal Fire'a başarılar diliyoruz. Konferans liginde bizim en azından konferans ESL konferans turnuvasında bizim temsilcimiz olacaklar. Bizi temsil edecekler. Orada beklentimiz de tabii ki iyi bir sonuç kendilerinden. Evet yani The Chosen Few'un kattığı en büyük özellikle final karşılaşmasındaki duygu şuydu. Ya The Chosen Few kazanıyor. Eternal Fire'a karşı gerçekten kazanıyor dedirtti ilk haritada. Evet. O noktaya kadar getirdiler ama tabii son kısımda o hata yapılmaması gereken kısımda ufak hatalar çok daha büyük şeylere dönüşüyor. Ve bu arada Imor dünkü gibi bir kez daha MVP seçildi. Tebrik ediyoruz Imor'da. Evet, yani hak etti diyebiliriz herhalde. Gösterdi performansa. Belki Kalix olabilirdi. Kalix'in çünkü yani oyunda aldığı birkaç round çok önemliydi. En iyi hareketlerden şöyle bir düşünüyorum. En iyi hareket belki X-Squad'ın clutch'ı olabilir. O nuke B side'da aldığı clutch. Nuke'de 1-4. Gerçekten çok zor bir clutch'tı. Kazanılamayacak gibi duruyordu. Hiç ihtimal vermemiştim ilk gördüğümde ama X-Squad yapabildi bunu. Onun dışında da birçok güzel kill vardı zaten oyun içerisinde. Imor'un AWP ile aldığı birkaç kill, bazı sekansları çok çok hoştu, iyiydi. Yani Nuke'de keyifli bir harita izledik ama Dusk için tabii aynı şeyi söyleyemeyiz. Yani çok tek taraflı geçen bir harita oldu. Ve Eternal Fire'da şampiyonluğa bu şekilde ulaştı. Evet ve böylelikle turnuvanın aynı zamanda da günün sonuna gelmiş olduk. Final karşılaşmasının anlatımında ben Yufoni, yanımda Karahan sizlerle beraberdik. Böylelikle 11. sezonu sonlandırmış olduk. Intel ESL Türkiye CSGO Şampiyonası'nda özellikle rejideki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Bu yaklaşık bir aylık serüveni geride bırakmış olduk. Yine sponsorlarımıza Intel başta olmak üzere teşekkürler. Ve artık günü kapatmanın ve konferans ligini beklemenin zamanı. Bir sonraki sezonda görüşünceye dek diyelim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Here we go now. Here we go now. Here we go now. Intel ESL Türkiye Şampiyonası'nın sunumuna katkı sağlayan destekçilerimiz. Intel. Vatan Bilgisayar, MSI.